Evet. Başlıyorum hocam. Merhabalar arkadaşlar. Bugün siyaset teorisi ve bir taraftan da sosyal teori dersimize hoş geldiniz. Daha önceki haftalarda antik Yunan doğa felsefesi, arkasından presokratik düşünce, bununla birlikte Sokrates ve Platon üzerinde bir çalışma yaptık. Platon'un özellikle devlet adamı, politikos ve nomoi kitaplar üzerinde sunumlar gerçekleştirildi ve analizler yapıldı. Fakat mesela şey sorayım size, Platon bütün bu sunumlardan çıkardığımız sonuç itibariyle böyle bir kelime, bir cümle ile ifade etmek gerekirse, kim söyler tabii bilmiyorum. Platon'un derdi tamamen neydi? Yani Platon biraz geldiği kökeni itibariyle de düşünecek olursak, Platon neyin düşünürü diyebiliriz? Siyaset. Siyaset, yani politika, güzel. Evet Başka? hocam. Hocam hukuk felsefesi ve siyaset felsefesi bence. Siyaset felsefesi, hukuk felsefesi. Başka arkadaşlar? Hocam Olarak toplumsal ve kamusal iyiliği savunuyor. kamusal Kamusal iyilik ve iyilik. polisin iyiliği, evet. Polisin iyiliği, kamusal iyilik. Evet. Başka birisi bir şey söylemişti. Siyasi Hocam ahlak ben olabilir mi? söylemiştim. Toplumsal düşünceler ve dini düşünceler. Evet. İlginç mesela bu Lamia. Yani Platon'da mesela dini düşünce ne var? Okurken böyle Tanrı... Hocam dinsizlik söylüyor, tanrıları söylüyor, ruhun olduğunu söylüyor. Evet, yani daha ruhçu. Evet, Evet. daha ruhçu. Evet. Hocam bu Peki o Platon'un ruh teorisi var. Ona şimdi literatürdeki Grekçe karşılığı nedir? Neydi o? Psühe, değil mi? Psühe kaç bölümlüydü arkadaşlar? Bilen var mı? üç hocam. Üç. Tek Kürşat söyler misin bunlar neler? Hocam iştahsal bir akılsal vardı. İştahsal vardı. Diğeri de parasaldı galiba ya. Yok değil miydi? Hocam O üçüncüyü iştah parayla hatırlayamadım. ilgili zaten. İştah parayla alakalı bir akılsal vardı. Ya diğerini üçünü hatırlayamadım. Sadece bir üçlü kalmış. Evet. Şimdi Arapça söyleyelim o zaman. Şimdi bu Farabi'de falan daha iyi göreceğiz. Aristoteles daha bunu geliştirdi tabii. Kuvve-i nutkiye. Kuvve-i nutkiye. Nutkiye ne demek? Nutuk şeyi de oradan geliyor. Yani konuşan, düşünen ya da hayvanı nutkiye falan filan dediğimiz zaman. Yani nasıl söylemek lazım? İşte bilgi ve akılsal böyle bir bölüm. Kuvvesi bir insanın. Kuvve-i gazabiye, öfke gücü diye Türkçe'ye çevirebilirsek. Diğeri ise kuvve-i şehvetiye ya da iştah olarak söyleniyor ama kuvveti şehvetiye. Çünkü söylemiştik ya, Platon organizmacıdır ve beden gibi tasavvur ediliyor. Yani bir mide ve midenin alt bölümü şehvet bölümü olarak, yani iştah bölümü olarak söylüyor. Hem şehvet hem iştah. Onun arasındaki bölümü ise de gazap bölümü işte. Öfkenin gücü, arzunun gücü. Yani arzu olarak çevirebilirsek, arzu iştahın gücü, bir de aklın gücü. İşte aklın gücü siyasete hakim olursa bir topluma, polise, o polis ne olur diyor? Adil olur. Şimdi Platon, tabii bunların her birinin de Platon tasavvurunda kuvve-i nutkiyenin ortası nedir? Yani akıl gücünün erdemi nedir? Her gücün bir erdemi var. Erdemi hikmet. Hikmet. Yani o şeyi. Bunun ifratı ve tefriti olursa olmaz. Yani aptal, ebleh olursa bir insandan tasavvur edelim. Çünkü şöyle söylemiştim hatırlarsanız. Platon'un devlet tasavvuru aslında insanın püsühenin, insan ruhunun büyütülmüş şeklidir. Yani anatomik, yani püsühe anlamında söylüyorum bunu anlatmak. Ruhun böyle daha büyütülmüş bir şekli olarak düşünün. Şimdi insan aklına şeye eğer işte birisi olması gerektiği gibi hikmet yoksa ifratı ve tefriti var. İfrat ve tefrit kavramlarını bilmeyen yok değil mi? Herkes biliyor.
bir şeyin olması gerektiğinin üstüne ifrat diyoruz. Olması gerektiğinin altında kalmışsa buna da tefrit diyoruz. Yani mesela bir yönetinin cinnüs gibi çok böyle dahi mahi olması da istenmez. Yani o da aşırılık. Ebleh olması da beklenmez yani bir insanın. O da aşırılık. Ortası neyse bilgi sever olmak yani hikmet. Şeyin kuvveyi gazabiyenin daha doğrusu arzu gücün pardon öfke gücünün erdemi neydi? Erdemi? Yiğitlik değil mi hocam? Efendim? Yiğitlik değil mi? Yiğitlik evet çok güzel. Bunu Aristoteles'te daha ayrıntılı göreceğiz. Yiğitlik, cesaret, şecaat. Yani mesela bir askerin ya da siyasetçiyi düşünün. Aristoteles bu ortak kısma bios politikos diyecek. Onur, şan, şeref isteyen. Yani siyasette onur, şan, şeref çok önemlidir. Askerlikte onur, şan, şeref, şecaat, cesaret, yiğitlik çok önemlidir. Şimdi eğer cesaret ve yiğitliğin ifratı tefridi nedir? Mesela birisi çok aşırı kahramanlık gösteriyor. Asarım, keserim, yerim, yuturum, yutarım falan filan. Bu çok şey, ifrat bir şeydir. Yani bir dengesi gerekiyor, bir ortası gerekiyor. Yiğit ve cesaret olmak. Cesur olmak demek böyle kahramanlık ve gövde gösterisinde bulunmak ya da ne bileyim racon kesmek falan anlamına gelmiyor. Bunun tefriti ne? Korkak olmak. Korkaklık. Şimdi bu bir denge. Yani Aristoteles'te de olsun, Platon'da da olsun, işte onun için siyaset felsefesinin, hatta bu anlamda tüm sosyal siyasal teorilerin dayanmış olduğu ana iki tane paradigmatik bir bakış açısı. Üçüncüsü neydi? Üçüncüsü kuvve-i şeheviye. Kuvve-i şeheviyenin erdemi neydir? Erdemi iffet diyor bunlar. İffet. İffet demek gerek insanın genital bölgesiyle ve gerekse midenin olması gerektiği gibi çalışması. Yani bunun ifratı nedir? Mesela şehvet anlamında söyleyecek olursak azgınlıktır. Tefriti nedir? Muktedirsiz olmak yani iktidarsız olmak. Yani dolayısıyla bir şey mide anlamında söyleyecek olursak işte aşırı obur olmak ya da işte kendini tamamen yiyecekten kesmek. Halbuki bunun bir ortası var. İşte dengeli ve yeterli beslenme falan diyoruz günümüzde. Bunu devlete getirin. Devletin işte gelirleri, giderleri falan bağlamında bile Aristoteles, Platon falan analiz yapıyor. Mesela başka bir şey söyleyelim. Kuvve-i şehviyenin birisinin mesela çok şey olması, müsrif olması ifrat, çok cimri olması da tefrit. İkisi de problemli. Ortası ne? Ortası cömert olmak. Cömertlik. Yani dolayısıyla şimdi bu mikrokozmoz dediğimiz insandaki püsühedeki bu hale göre, dengeye göre devleti tasavvur ediyor. Peki, şimdi dedik ki kuvve-i nutkiyenin erdemi hikmet, kuvve-i gazabiyenin erdemi cesaret, yiğitlik, kuvve-i şehviyenin yani arzu gücünün erdemi ne dedik? İffet. Mesela Platon'da bunun karşılığı ticari vesaire anlamda söylersek ölçülülük değil mi? Ölçülü olacak diyor. Bunların hepsi itidal demek arkadaşlar. İtidal. İtidal orta demek. Şimdi Aristoteles'e daha ayrıntılı göreceğiz. Aristoteles orta, en iyi ortanın peşindedir. Yani orta olmak. Yani bu da dengeyle ilgili bir durumdur. Şimdi itidal kavramının her içinde bu itidal olursa, yani hikmet, cesaret, ölçülülük, iffet. Bunlar itidal. Bunun üçü toplanırsa bir bedende ve bir devlette, siyasal bedende adalet olur. Dolayısıyla bak, adalet de itidalden gelir kavramsal olarak. Adalet kavramı. Dolayısıyla Platon aslında bir tür adaletin düşünürü olarak tasavvur edilebilir. Bir adalet filozofu. Derdi adalet. O hani
şeyde devlet kitabında iyi, doğru, adalet falan tartışmalar var ya, işte Sokrates'e, Glaukon ve diğerlerinin tartışmaları. Şimdi bütün dert bu. Yani işte adalet işte neyle başlıyor? En güçlünün hakkı mıdır tartışmasıyla başlıyor, değil mi? En güçlünün hakkı mıdır meselesi. İşte Sokrates buna cevap veremiyor. Ölçeği bir gidip geliyor, ölçeği bir genişletelim falan diyor. Ama diyor herkes diyor böyle güçlü olarak davranırsa diyor, o zaman diyor o nasıl olacak diyor. Biraz diyor işte kamusal, işte biraz önce bir arkadaş söyledi. Kamusal anlamda ve toplumsal, yani polis anlamında falan herkes böyle yaparsa o zaman ne olacak? Ortada bir denge, adalet, bir şey kalmayacak. Dolayısıyla bu dengeyi kurmaya çalışıyor. Şimdi dolayısıyla Platon'da böyle bir adalet tasavvuru var. Fakat bu aynı durum Aristoteles'te de göreceğiz. Yani Aristoteles bağlamında da göreceğiz ki Aristoteles Platon'a 20 yıllık öğrencilik yapmış bir kişiden bahsediyoruz. Kendisi aslında akademinin başına geçmesi düşünülürken başka birisi akademinin başına geçiyor ve daha sonra kendisi, birazdan ayrıntılar gelir, onların hayatıyla ilgili bazı şeyler Muhammed mutlaka paylaşacak, başka yerlere gidiyor falan. Ama Aristoteles'in farklılığı, Platon'dan farklılığı var. Yani hem epistemolojik düzeyde, hem ontolojisi düzeyde, hem de en önemli farklılıklardan bir tanesi aslında Platon'da olmayan düşünmenin yol ve yöntemleri konusunda bir tasavvuru var. Bu da Aristoteles'in aslında geldiği ve yetiştiği çevreyle ilgili bir şey. Şimdi Platon'un ailesi soylu ve yönetici bir aile. Aristoteles'in ailesi de soylu ama daha hekim bir aileden geliyor Aristoteles. İşte babası, dedesi vesaire falan hekim. Yani tabip. Dolayısıyla physician. Physician kavramı doktor demek arkadaşlar. Yani bugün Batı dillerinde hep physician diye kullanılır. Yani physician, fizik, yani doğa. Doğa bilimci gibi düşünmeyin. Aslında bedeni bilmeyen doğayı da bilemez. Daha doğrusu doğayı da bilmek, bedeni de bilmek çok önemli bir tabip için, hekim için. Şimdi Aristoteles de tabii Platon'dan esinleniyor ama Platon'dan çok daha ileri noktalara gidecek. Hep çok kaba tabirle söylenir, felsefeyi, idealar aleminde var olan düşünmeyi aslında yere indiren, yere buluşturan ve daha deneyimci, daha tecrübeci, bilginin kaynağının sadece işte idealar olamadığını ama var olan yeryüzündeki nesnelerdeki içkin tikellerden yola çıkarak çıkmadan tümelleri, evrenselleri ve bütün bu değişimi, dönüşümü izah edemeyiz. Çünkü Aristoteles'in de temel derdi şuydu, aynı Platon gibi düşünüyor. Şeylerin özünde, var olan her şeyin özünde, değiş, ezeli ve ebedi değişmeyen kalan bir şey var. Çünkü bu değişimi sağlayan, oluşu sağlayan bu. Temel derdi bu şeyin, Aristoteles'in. Aynı Platon'da olduğu gibi. Platon bu şeylerin özünde var olan şeyi ideal olarak tasavvur ediyor. Ve şeyler diyor, var olan nesneler hiçbir şekilde göründükleri şekliyle bizim bilgi kaynağımız olamaz. Dolayısıyla matematiksel bir çıkarımsal yolla, ki Platon üzerinde Pisagor etkisinin mantığı budur. Dionia diye bir kavram var matematiksel çıkarım. Yani mesela matematik bugün neyle işler? Aksiyonlarla işler, değil mi? Aksiyonlar. Yani biz 2 artı 2'nin 4 ettiğini vesaire falan, bütün bu şeyleri falan biz ölçerek biçerek yapmayız. Bir aksiyomatiktir bunların hepsi. Yani düşünceyle ilgili bir şeydir. Yani gibi. Sayı kavramının rakamı gösterebilirsiniz ama sayıyı gösteremezsiniz. Şimdi Pisagorcu etkinin Platon'daki yarattığı Dionia dediğimiz matematiksel çıkarımsal akılla soyutlama düzeyinde var olan şeylerin aslında gerçekliğinin, evrenselliğinin, tabiri caizse tümellerin, ki bu tümeller tartışması çok önemli, var olduğunu ve bütün değişimi bunlar sağlıyor, idea sağlıyor ve bunlar ezeli ve ebedi ve değişmez. Aristoteles diyor ki, ya Platon anladım ama yani evrendeki var olan her şeyi onlardan aşkın olan ve onlara içkin olmayan bu idealarla nasıl izah edeceğiz? Yani biz işte
meşe palamutunun tohumunu, meşe tohumunu ekiyoruz, meşe çıkıyor diyor. Meşe diyelim ya da ne bileyim işte elma ağacının tohumunu, elmayı ektiğinizde armut çıkmıyor ki. Ya bunu nasıl izah edebiliriz? İşte Aristoteles'in buradaki düşünük biçimi. Yani var olan her şeyin tikelliklerini, o nesneleri içindeki o değişimi, dönüşümü sağlayan özü anlamadığımız zaman bütün bu değişimi de anlayamayız diyor. İşte onun klasik olarak bildiğimiz öğretisi madde form. Tabii madde formla ilgili de gelecek şeylerimiz. Ama esas Aristoteles'in bütün bu akıl yürütmeye ilişkin daha deneyici, daha tecrübeci tabiri caizse nasıl diyebiliriz? Bilgimizin kaynağı sadece akıl değildir. Yani akıl çok önemlidir Aristoteles'teki aklın filozofu. O ondan noesis kavramıdır. Noesis diye ifade eder. Noesis önemli bir kavram. Yani teorik akıl. Yani tabiri caizse metafiziksel akıl. Tabii Aristoteles metafizik kavramını hiç kullanmamıştır. Ama metafizik diye bir kitabı var. Yani bilinir. Çünkü derslerini yapan bir Rodoslu Andronikos diye bir öğrencisi var. Bütün derslerini falan sıraladıktan sonra bu 14 tane dersini Aristoteles'in nereye iliştireceğini, koyacağını tasnif ederken fizik kitabının arkasına koyuyor. Yani fizikten sonra gelen ders anlamında metafizik kavramı. Tabii bu metafizik kavramı daha sonra düşünsel anlamda bugünkü anlamına kavuşuyor. Yani bugünkü derken tasavvur ettiğimizde teolojiyle karıştırmamamız lazım. Metafizik başka bir şey. Çünkü Aristoteles'in metafizik dediğinde aslında teorik ilimleri kastediyor. Şimdi Aristoteles'in teorik bilimlerin, yani bilim diyelim, teorik felsefenin diyelim. Çünkü o dönemde bilim diye bir şey yok. Yani felsefe dediğimiz zaman bilimi anlıyoruz zaten. Yani 16. 17. yüzyıla kadar bilim felsefe ayrımı diye bir şey yok. Yani aslında bilim, felsefe hep böyle bir birlikte. Teorik bilimlerin diyoruz, teorik felsefenin babası, şahı metafizik. Peki metafizik neyle ilgilenir? Metafizik nedenlerin bilgisidir der. Nedenlerin bilgisi. Metafizik nedenlerin bilgisi. Yani bir şeyi metafizin girişinde Aristoteles diyor ki bir şeyi bilmek demek nedenleriyle bilmek demektir. Bir şeyi bilmek demek nedenleriyle bilmek demektir. Onun dört neden teorisi var ki Descartes'a kadar hatta günümüze kadar geçerliliğini korumuştur. Bunlardan bahsedilecek mi bilmiyorum Muhammed'in. Evet, onlara geliriz. Orada biraz konuşuruz. Çünkü bunu örnekleriyle anlatmamız lazım. Bu dört bizim düşünüş biçimimizle ilgili arkadaşlar. Yani bu dört neden teorisi birazdan belki açımlarız, tartışırız ama düşünüş biçimimizle ilgili. Yani mesela mantık. Şimdi Aristoteles için mantık bir bilim değil. Mantık kavramı Aristoteles'e ne diye adlandırılır? Bugün dersleri geldi ismimize organon. Organon demek alet demek. Düşünmenin ilkeleri ve kuralları ve akıl yürütmenin ilke ve kurallarını ifade eder mantık. Yani dolayısıyla mantık diye bir bilimden bahsedemiyoruz. Aristoteles'in mantık üzerine oldukça şey var, dersleri, kitapları var. Yani mesela ben bütün lisansüstü öğrencilerime, hatta lisans öğrencilerime de söylüyorum. Yani doğru düşünmek, düşünmek yeterli değil. Doğru düşünmek önemli. Yani doğru düşünmek demek, yani usulsüz usul olmaz. Tabiri caizse usul olmadan esas olmaz. Düşünmenin yol, yöntemini bilmediğimizde düşünmek şeyi dahi doğru sonuçlar üretmez. Yani yanlıştan doğru çıkmaz. Yanlış yoldan doğru çıkmaz yani. Onu demek istiyorum. Bu önemli. Mesela eserleri var. Kategoriler önerme üzerine birinci analitikler, ikinci analitikler ve sofistik düşünüşün çürütülmesi. Şimdi bunların hepsi Türkçe'de var. Çok ince küçük kitaplar. Tavsiyem bu ders kapsamında olarak nitelendirmeyin. Bu kitapları mutlaka edinip okursanız akademik hayatınızda ve tabii ondan sonra gelen İsa Goji gibi Aristoteles mantığına şerh düşen orta çağda çok önemli eserler var. Ama mantık olmadığı zaman mesela lisede falan da gördünüz.
Aristoteles'in düşünüş biçiminde mantığında bir üç tane ilkeden bahseder Aristoteles. Neydi onlar? Hiç gördünüz mü? Bilir misiniz? Özdeşlik ilkesi. Değişmezlik, üçüncü halin imkansızlığı. Evet, üçüncü halin imkansızlığı. Evet, bunlar belki bahsedilecek mi? Hocam yani aslında onların hepsi var da çok dallanıp budaklanır mı evet, diye tamam, edirgedim. Tamam, anladım. İşte hep birlikte yürüteceğiz. Sen derli toplu sistematik sunumunu yap. Ben tahmin ediyorum. Şimdi biraz tabii siyasete gireceğiz, bilime gireceğiz, bilgi felsefesine gireceğiz. Buralara girmek zor olabilir, doğru ama. Özdeşlik, işte A, A'dır. Özdeştir yani. A, A'dır. Adem, Adem'dir. Elma, elmadır. Bu özdeştir. Böyle olmayan, bu çok basit gibi geliyor ama o dönemde kafalar o kadar karışık ki. Aristoteles bütün bunları topluyor. Özdeş yani. Bir şey özdeş. A, A'dır. İşte bu matematiksel bir şey de olarak düşünün. A eşittir B, B eşittir C. O halde A eşittir C. Tamam mı? Şimdi bu tamamen bir şey düşünün. Bu. A olmayan olamaz. Çelişmezlik. Çelişmezlik. A olmayan olamaz. Bu çelişmezlik ilkesi. Eğer bir şey, yani A'yı bırakalım, bir şey hem kendisi olmayan olursa ne olur, çelişmez mi? Çelişir. Çelişir. Şimdi bunların ayrıntıları var. Yani onun için biraz daha kafa yormak önemli. O zaman çelişme olur. Dolayısıyla bir şey hem ya bir şey ya A'dır ya A değildir. Bir şey ya A'dır ya A değildir. Ve buradan bir şey aynı anda hem A hem de A olmayan olamaz. Bir şey aynı anda hem A hem A olmayan olamaz. Dolayısıyla buradan da üçüncü halin olanaksızlığı gibi bir ilke, bir mantık yürütme şey geliyor. Yani bunu da dikkatinize sunarım. Çünkü akıl yürütme önemli bir husus bu çerçevede. Şimdi Aristoteles'in temel paradigmatik, Platon'dan paradigmatik bir kopuşuna bakalım. Paradigmatik bir kopuş bilgi ile başlar. Yani bilgi teorisiyle başlar. Epistemolojik kopuştur. Epistemolojik bir kopuşunuz yoksa paradigmatik bir kopuşunuz olamaz. Platon'a karşı Aristoteles'in en önemli, ki ileride bu dil felsefesi, anlam felsefesine falan da çok ciddi bir şekilde eşlik edecek kavramsal düşünüşe. Çünkü felsefe kavramlarla düşünüyor. Yani ya kavram inşa ediyor ya da kavram yıkıyor. Şimdi dil önermelerden oluşuyor. Evet, mesela bir takım önermeler. Mesela işte bildiğimiz klasik işte öncüller var. Öncüllerin ikisi, ilk ikisi işte doğruysa birbirisi, son öncül var vesaire önermelerden. Şimdi dolayısıyla aslında biraz özne ve yüklemden oluşuyor. İnsan ölümlüdür dediğimizde diyor ki Aristoteles, evet önerme, insan ölümlüdür. Şimdi birisi özne, töz, ölümlülük ise o özneye'nin var olma halini sağlayan yüklem. Yani onun niteliği. Diyor ki Aristoteles Platon'a karşı en temel çıkış noktası şunu anlatmaya çalışıyor. Derdi bu. Ey Platon demeye çalışıyor. Sen diyor mesela elma kırmızıdır. Ya da ağaç yeşildir. İfadesinde ağacın ne olduğunu gösterebilirsin. Yani bunun iddiasını gösterebilirsin. Ölümün iddiasını da gösterebilirsin. Doğru, tamam. Kırmızının iddiasını da gösterebilirsin. Yani kırmızılar var yeryüzünde. İşte yeşiller, maviler falan var. Bunun da bir iddiası var. Çünkü sıfatmış gibi düşünüyor Platon aslında. Aslında sıfat gibi düşünmüyor. Bunların hepsini bir isim gibi düşünüyor. Ve yeryüzündeki var olan her şeyin, kırmızının, yeşilin, işte ölüm, neyse, su akar vesaire, akıyor, görüyor vesaire. Bütün bunların bir iddiasının olduğunu, gerçeklik olmadığını, görüngü, fenomen olduğunu düşünüyor değil mi? Fenomenler alemi Platon'da, bir de numenler alemi var. Numenler alemi, fenomenler alemi.
Ama diyor ki ey Platon diyor. Ölümü gösterebilirsin diyor. Ölümün diyor ideasını gösterebilirsin. Var olduğunu söylüyorsun ama da. Ölümlülüğü gösterebilir misin? Ölümlülük. Kırmızıyı evet görüyoruz ama kırmızılık. Yani şu lafı uzatmayın. Aristoteles Platon'un bir niteliklerine, Platon'un o nitelikleri özneye yüklem olarak gelen nitelikleri anladınız mı? Biraz karışması lazım kafaların. Kafalar karışmadan, kozmos olmadan kaosa gelinemez. Başka çare yok. Buralardan başlıyor bu işler. Şimdi o niteliklere diyor, bir özneymiş muamelesi, bir tözmüş muamelesi yaparak bunun idealarını aradın. Ama bunların ideaları olamaz. Ama Aristoteles diyor ki, bunların hepsi diyor özneye içkindir. Öznenin adeta yani tabiri caizse bunu ileride işte maddenin bir tür hepsi formudur. Şimdi madde ne? Madde dediğimiz zaman Aristoteles'te maddeyi tanımlamak çok zordur. Çok zor. Platon'un nesneleri alemi işte varlık, varoluş, var olan her şey madde ve formdan diyoruz gibi. Ama madde aslında böyle herhangi bir nesne olmaktan ziyade madde biçimsizdir ve şekilsizdir Aristoteles'te. Madde, töz, biçimsiz ve şekilsizdir. Ne zaman maddeye bakarak, herhangi bir nesneye bakarak maddedeki değişimi anlayamazsınız. Madde dolayısıyla kuvve halinde değişme kabiliyeti olan bir imkandır. Madde kuvve halinde değişme kabiliyeti olan bir imkandır. Aslında madde en başlangıçta gittiğimizde bir heyuladır. Hayle falan filan diye de bunu İslam filozofları falan hep söylerler. Hayle yani insan ilk dediğimiz şey nasıl oldu? Yani bu temel olarak ne? Toz muydu, gaz mıydı işte falan nedir? Ama değişmek bir kuvve var. İşte maddeye bu kuvve halindeki değişme kabiliyetine ve imkanını değişime götürecek olan onun değişimini sağlayacak olan edim, ezeli ve aslında ebedi olan formlar vardır. Mesela bir suyu ya da ateş yakıyor. Ya da su, sıcak su, soğuk su, ılık su. Ilıklılık, sıcaklılık, soğukluluk değişmezdir. Değişmez formlardır. Ezeli ve ebedi formlardır. Ama su, bir diyelim madde gibi düşünelim. Bir sıcak oluyor, formuna giriyor. Bir soğuk, bir ılık formuna giriyor. İnsan düşünelim, değişme kabiliyeti ona. Biz sinirli oluyoruz, bir ne bileyim çok güler yüzlü oluyoruz, neşeli oluyoruz. Bir depresyonda oluyoruz, bir mani depresyonda oluyoruz, bir başka bir şey oluyoruz, bir şey oluyor, bu oluyor falan, tamam mı? Ama bunların hepsi form. İşte diyor ki insan, işte buradan yola çıkarak, biz diyor idealar alemindeki den diye söylediğin buradan diyor yola çıkarak diyor değişimi izah edemeyiz diyor. Ama diyor bak diyor hepsi değişiyor diyor. Dönüşüyor diyor. Ağaçlar, ağaç. Hepsi değişiyor. Yeşilleniyor. Ondan sonra işte sonbaharda yapraklar başka hale geliyor. Kışın yapraklar şey yapıyor. Başka bir şekilde geliyor. Yeryüzüne bakalım. Her şey değişiyor. Peki bu tikel, bu işte neyse. Yani bütün bu maddedeki bu değişim dönüşümü ezeli ve ebedi olan değişim kabiliyetinin imkanının bir şeyin o halde değil de başka halde görünmesini, surette şekilde görünmesini sağlayan bir özde şeyden bahsediyor, bir formdan bahsediyor. İşte Aristoteles Platon'un nitelikler olarak özneye yüklenen nitelikler olarak ki o nitelikleri Platon'un niteliklerin de bir iddiası olduğunu söylüyordu. Aristoteles bu niteliklere kategoriler diyor. Yani evrende var olan her şeyin, var olan her öznenin, her tözün, o töz şu ya da bu şekilde şöyle ya da böyle olmasını sağlayan bir takım kategorileri vardır. O kategorilerin dışında siz herhangi bir var olan bir şeyi tasavvur edemezsiniz. İşte bu mesela işte ölümlülük, kırmızılık, sarılık vesaire. Bunlar ne? Uzatmayalım. Platon diyor Aristoteles, töz ile
nitelikleri birbirine karıştırdı diyor. Halbuki kendi başlarına diyor bu diyor niteliklerin bir kendi başlarına tekrar ediyorum töz gibi bir mevcudiyeti olduğunu düşündü ve bunların da iddialar olduğunu düşündü. Bunların töz gibi bu niteliklerin biraz önce söylediğimiz bugün sıfat diyebilirsiniz yani yüklem diyebilirsiniz bir özneye yüklenen o öznenin o halde olmasını sağlayan nitelikler biraz önce söyledim. Onların birer iddiası olduğunu düşünüyor. Özne ve yüklem ve töz ve onun var olmasına da niteliklerine Aristoteles'te kategoriler diyor. Bunlar ne? 10 tane kategorisi var arkadaşlar. Bazılarında 8 der, bazılarında 10 der ama 10 tane kategori var. Ki Aristoteles mantığı, Aristoteles'e düşünüş biçiminin bu kategorileri yüzyıllardan beri günümüze de kadar hatta çok yerlerde işte Kant mesela düşüncesini korkunç bir şekilde etkilemiştir. Kant'ta işte Tanrı, ruh vesaire devlet. Tanrı ruh üçüncü bir şey daha vardı kategori. Ki bu tümeller tartışmasına da yol açacak orta çağda ve yeni dönemde. Bunlar olmadan düşünülemiyor. Ruh meselesi, tümeller meselesi, Tanrı meselesi. Yani şimdi bu yani bir var olan her şey töz de dahil olmak üzere çünkü töz olmadan kategoriler olmuyor. Kategoriler olmadan da töz olmuyor. Dolayısıyla bu şöyle bir şey. Maddesiz form olmaz. Formsuz madde olmaz. Yani madde biçimsiz ve şekilsizdir, kuvve halindedir. Onun şekil ve biçim ve suret halini almasını sağlayan formlardır. Form, peki maddesiz hiçbir form mümkün değil mi? Soyut olur. Nedir mesela maddesiz bir form var mıdır sizce? İşte demin dediğiniz ölümlülük mesela. Yok. O ölüm maddesi var. Aristoteles buna formsuz da madde olmaz diyordu ya. Evet, formsuz. Maddesiz form yazmıştım. Ama en saf form, maddesiz en saf form, maddesi olmayan. Hocam nedenin kendisi olanla alakalı bir şey olabilir mi? Evet, güzel Uğurcan yaklaşıyorsun. Maddesiz form hocam yani değişmeyen tek yani değişimin yani devinmeyen devindiren tanrı aynen. Gibi bence. Ha işte aynen. Tanrı. En saf form saf tanrı en saf formdur diyor şey. Yani onun maddesi yok. Zaten maddeye tam bir tanrıya bir maddelik bir cisimlik izah ve ettiğinde tanrı olmaktan çıkar. Tanrı olamaz ki. Tanrının maddesi var mıdır? Yok. Mesela var mıdır derken bilmiyoruz tabii. Yani biz hocam bu konuda bir şey sorabilir miyim? Buyurun lütfen. Yani Aristo'nun iman ettiği tanrı bu Atina tanrılarından ziyade daha böyle bir panteizm gibi algılıyorum ama hani daha böyle doğaya özgü bir tanrı gibi. Hani sanki ben, 12 tanrı Olimpos tanrılarına inanmıyor gibi. Tabii zaten eski Yunan tanrılarına doğa filozofilerinden önceki bu mitolojinin tanrılarını Aristoteles'le Platon'da dalga geçiyor. Onlarına inanmazlar. Onları reddederler. Neden reddederler? İnsan biçimli tanrı olmaz. Bak insan biçimli tanrı anlayışı dinlerin de hesaplaşması gereken hususlardan bir tanesidir. Bugünkü bir mümin bir insanın böyle dede babaannem falan gibi tanrıyı böyle tasavvur edin nasıl aksakallı göğe oturmuş falan bir şey vardır, tasavvur vardır. Yani antropomorfik tanrı anlayışı. Aristoteles, Platon bunu kabul edemez. Dinlerin tanrısı da değildir Aristoteles'in söylediği tanrı şeyi. Aristoteles ve Platon'daki tanrı evet ilk nedenle ilgili bir şeydir. Ama böyle cezalandıran, öfke duyan, hele bu mitolojinin tanrıları falan gibi her türlü şirrettiği, her türlü pisliği falan filan yapan, ondan sonra işte doğan, doğuran vesaire falan, onunla bununla yatan, istediği gibi savaş çıkartan, öfkelenen falan böyle tanrı olamaz ki abi. Tanrı, efendim. Pardon, efendim? Agnostik bir şey yok mu hocam burada? Mesela diyor ki, dünya mükemmel değil, Tanrı mükemmel. O zaman dünyanın çok uzağında olacak. Hani dünyayla da ilgilenmeyecek diyor. Hani hocam dünyayla bence ilgilenmez, bir tek kendini düşünür diyor Tanrı. Çünkü mükemmel değil buralar. Yani işte mümkün varlık, vacibül vücut, vacibül vücut, mümkünül vücut falan felsefede Farabiler söylüyor işte kelam falan işte Aristoteles kökenleri vardır. Doğru. Yani bu Aristoteles tanrısı cezalandıran, öfkeli şey yapan, ödüllendiren, müdahale eden falan filan tanrı değil. Felsefenin tanrısı arkadaşlar bir ilke düşünün. İlke. Daha doğrusu mesela akıl. Evet Uğurcan.
Hocam bu saatli tanrı kuramına da benzemiyor mu? Yani Deus Ex Machina dediğiniz gibi böyle tanrısal bir makine var. Nedeni kendisi. Ve saatli, hani belli bir saat kurmuş. Evrenin biteceği belli, zaman belli. Gerisine karışmıyor. Cezalandırmak gibi bir amacı ve niyeti yok. Hani herhangi olabilir. Olabilir. Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Yani ben en azından bu konuda bir bilmiyorum diyebilirim. Yani tanrının şuna benzeyip buna benzeyip. Tanrının bir şeye benzetmeye çalıştığınızda sınır koyduğunda o tanrı olamaz. Bu sefer dinselleşmeye başlamıyor zaten hocam. Yani bilmiyorum dinselleşme ya da dinsizleşme, onu bilemem. Ama Newton'un saatçi tanrı anlayışı da biraz tartışmalı. O sonraki Newton'un aslında bunu demek istemediği, daha sonra yazılarında başka bir şey demek istediği falan söyledi. Daha çok böyle deizmi falan vesaire buralara falan getirmeye çalışıyorlar. Tanrı işte müdahale ediyor, etmiyor falan. Mesela atıyorum bir stoacı tanrı anlayışı. Marcus Aurelius diyor ki Tanrı diyor evrenin her tarafına nüfuz etmiş olan akıldır diyor. Evrenin bu mesela böyle ta şey vahdedi vücut, panteizm, panenteizm gibi Spinoza mesela. Spinoza'nın Tanrı anlayışını Spinoza'yı okumanızı isterim. Tanrı ile ilgili gerçekten bir tasavvura az çok ulaşmak istiyorsanız en yaklaşanlardan bir tanesi, yani en yaklaşanlardan bir tanesi derken sanki ben bir şey biliyormuşum gibi söylemiyorum. Yani bana daha şey gelen, daha insani olarak daha bir insanın tasavvuru bağlamında olabilir, olmayabilir onu bilmiyorum ama doğa mesela varlık üzerinden gidiyor. Doğa, tanrı, akıl, us, ışık neyse. bu uzun mesele. Yani bu benim uzun yıllardır kafamı patlattığım meselelerden bir tanesi. Hala devam ediyor. Arayış, sorgulama bitmez. Ama tanrının cisim olmadığını biliyoruz. Tanrı bir maddesi yok. Maddesi olursa Tanrı olamaz. Aynı zamanda Tanrı, işte akıl mesela, akıl ilk neden, Tanrı mesela, noesis vesaire, yani en saf şey, mesela devinmeyen devindirici. Mesela Tanrı hareket eder dediğiniz anda büyük sorun var. Tanrı'ya hareket izafe edilir mi? Mesela işte bu dinlerde var olan selefiler, ki mutezile ve kelamcılar bunu çok eleştirdikleri zaman zındık olarak nitelendirdiler. Tanrı'nın eli var, Tanrı'nın gözü var, Tanrı'nın kulağı var, işitir. Tanrı'nın ondan sonra istiva etti, bir yere oturdu falan diyor mu? Arşa oturdu, arşa istiva etti falan. Diyor ki Selefi vesaire, İbni Hamler, İbni Teymiye. Bu böyledir kardeşim, tartışma. Asla bunu tartışırsan diyor, sen diyor kafir olursun, zındık olursun. Sonraki dönemde işte Gazali falan da aynı şeyleri, bazı şeyler söyledi. Şimdi onu demek istediğim nokta şu. Ama birileri de yorumladı, tevil etti. Hayır, o Tanrı'nın gücü demektir. İşte Tanrı'nın kuvveti demektir, arşa istiva etti demektir, şu demektir, bu demektir, bir sürü şey söylüyor. Tanrı'nın söylemediği şeyi Tanrı'ya izah etmeye çalışıyor. Bir sürü şey söylüyor. Gerek var mı? Gerek de yok aslında. Ama bir taraftan hareket eden bir şey olamaz. Yani Tanrı. Tanrı'nın hareket etmesi demek ne demek? Şimdi bununla ilgili bir hikaye anlatılır. Hoca, Tanrı yerde değil, gökte değil, altta değil, üstte değil, şurada değil, burada değil diye anlatırken Bektaşi arkadan diyor ki ya diyor Tanrı yok diyecek ama bir türlü diyor söyleyemiyor, ağzı varmıyor falan filan gibi bir şey var söyleyecek. Yani hani bize de şey vardır ya, böyle Tanrı her yerdedir. Her yerdelik. Her yerdelik de bile bir sınır. Nasıl her yerdelik? Gibi. Neyse, kafayı daha fazla bozmayalım. Aristoteles'e Tanrı en saf formdur. Maddesiz formdur. Maddesi yok. Yani maddesi olması düşünülemez. Ama diğerlerin hepsi maddesiz bir form düşünülemez. Form maddenin şekil almış haline denir. Madde bir kuvve halinde ve onun bil fiil hale gelmesi gerekmektedir. Bil fiil hale gelebilmesi için, yani edimsel olabilmesi için, bir şeye dönüşmesi için mutlaka ve mutlaka şekil alması lazım. İşte şimdi şu bardak, bunun maddesi ne? İşte cam nereden çıkıyor? Bunun bir bardak formu. Formu, şekli, sureti. Bunu kim yaptı? Fail neden? İşte fabrikada, şurada, burada, ama birisi yaptı. Yapan, fail neden? Yani etken neden deniyor. Dört nedenden. Ki bunun maddesine İşte cam ya da işte şekil almamış hali düşünelim, neyse. Peki bunun formu
Bu şekilde bir bardak olabilir, sürahi olabilir ya da bildiğiniz işte o camdan yapılmış olan her şey olabilir, form. Peki bunun bir de ereği ne? Sıvı taşıyır olmaklık, sıvı taşıyır olmaktır işte. Biz bunu neydi? İçiyoruz ya da ne bileyim işte sıvı taşıyoruz ya da ne bileyim işte kalemliğimizi falan filan kalemlerimizi koyuyoruz. Kalemlik olarak kullanabiliyoruz. Başka bir sürü şey. Aklınıza gelebilen her şey. Bak burada dört nedeni de aslında biraz açıkladım. Dört tane neden. Bir şeyi bilmek nedenleriyle bilmektir. O nedenleriyle bilmek de dört nedenle bilmek demektir. Birincisi maddi neden. Maddi neden. Maddesine nereden geliyor? Maddesi. Maddi neden. Maddesi olmayan hiçbir form olamaz. Hiçbir var olanların her şeyin maddesi vardır. Ama kuvve halindedir. Değişme kabiliyeti ve imkanı halindedir. İkincisi formel neden. Formel neden. Formel. Formel neden. Form. Yani biraz önce söyledik. Daha uzun açıklamaya gerek yok. Üçüncüsü fail neden. Fail neden. Kim yaptı? Ne yaptı? Nasıl yaptı? Fail. Yani fail diyoruz. Buna etken falan diyorlar ama fail daha mantıklı. Yani etken de olabilir. Dördüncüsü ise ki Aristoteles'i anlamak açısından. Ki Aristoteles'i aslında Platon kökleri çerçevesinde anlamak açısından en önemli sihirli kelimeye geliyoruz. Ki Kant'a kadar ahlak felsefesinin, Kant'a kadar felsefenin başta dil felsefesinin, mantık vesaire bütün bu temel olan bir kavram teleoloji. Yani ereksel neden. Ereği anlamadan, amaçsal neden anlamadan Aristoteles'i anlayamayız. Neden bir eylemin iyi, doğru, adil olduğunu, hangi eylemin iyi, doğru, adil olduğunu, onun ereğini bilmeden bilemeyiz der Aristoteles. Yani fizikada söylediği bir şey vardır. Fizika mıydı? Fizikada galiba. Sonuç başlangıçtan öncedir. Tabiri caizse. Sonuç başlangıçtan öncedir. Sonuç başlangıçtan öncedir şu anlama gelir. Hemen bunu anlayınca nasıl olacak? Sonuç burada amaçtır, tasarımdır. Herhangi bir ev yapacak olan bir mimar, mühendis vesaire önce onun ulaşacağı nihai, ereği, sonucu tasarımlamadan başlayamaz. Sonuç şeyden öncedir, başlangıçtan öncedir. Dolayısıyla ereksel neden, her şeyin meşe tohumunun der Aristoteles, ereği meşe ağacı olmaktır. Dolayısıyla meşe ağacı olmaklık meselesi, olma kabiliyeti, imkanı, ağaç olarak imkanı, onun ulaşacağı ereği meşe ağacı olmaklıktır. Henüz meşe tohumu henüz ağaç olmamış ağaçtır. Ama ağaç olacaktır. Yani meşe ağacı olacaktır. Dolayısıyla işte buradan yola çıkarak insan, toplum, siyaseti de bu şekilde tasavvur edecek Aristoteles. Şeyi söylemedik. Kategoriler. Kategoriler. 10 tane kategori. Orayı hemen geçip oradan Muhammed'e geçeceğiz. Birincisi töz. 10 kategoriden bir tanesi yine töz. İkincisi nitelik. Üçüncüsü nicelik. Dördüncüsü görelilik. Beşincisi mekan, altıncısı zaman, yedincisi edilgenlik, etkinlik, sekizincisi edilgenlik, dokuzuncu durum, pozisyon, onuncusu sahiplik. Düşünün, ben işte herhangi bir nesne, var olan bir nesne ya da var olan bir şey üzerinden bakalım. İşte Adem'in bir tözü var, bir özü var, bir cevheri var. Ahmet'in, Ayşe'nin neyse. Niteliği, İşte onunla ilgili ona yüklenebilecek sıfatlar. Nitelik. Biçimsel nitelikler de olabilir. Özsel nitelikler de olabilir. İşte sinirlilik, güler yüzlülük, heyecanlılık, can ataklığı, içe kapanık. Neyse işte nitelik, ona yüklenen nitelik. Yani bu 10 tanenin dışında bir nesneyi var olan bir şeyi başka bir şeyle izah edemezsiniz. Ona yüklenen yüklemsel modlardır bunlar, nitelikler. Yani bunlar kategoriler oluyor. Nicelik, işte 1.80 kilosunda, işte ne bileyim şu kadar zayıftır, kiloludur, o işte şudur falan filan. Nicelik değil mi? Onun bir niceliği var. Her var olan şeyin bir niteliği vardır ve niceliği var. Görelilik, işte Kemal Çaylak'ın oğlu, ne bileyim işte vesaire
gibi. Atıyorum. Babamın ismini de söylemiş oldum. Göreli, ona göre işte o ona şey yapıyor. Göreli. Mekan. Elde şey yaptığım bir mekan var. Yani mekansız hiçbir var olan bir şey olabilir mi? Mekan. Her şey mekan. Mekan olmadan zaman dahi olmaz. Dahi felsefede, fizikte falan tartışılır. Ki zamansız mekan kavramları da, mekansız zaman meseleleri de uzay zaman falan tartışılıyor ama benim alanım değil. Kuantum sonrası fizikte falan tartışılıyor ama mekan olmadan var olan hiçbir şeyi düşünemeyiz. Her şeyin bir mekanı var. Zaman, aynen her şey. Bu zaman meselesini söylemeye gerek yok. İşte şu tarihte doğdu, şu tarihte yaşadı, şu yaptı böyle. Etkinlik, işte bir şu anda ters anlatıyorum. Etkiniz, koşuyoruz, gülüyoruz, su içiyorum falan filan. Edilgenlik, işte uyumak ya da ne bileyim işte herhangi bir yerde durmak, düşünmek. Edilgenlik. Pozisyon, yani hepimizin tabii bir pozisyonu var, aldığı bir durum var. Bir şeye göre almış olduğu bir durum var. Yani bu tutum, algı vesaire her şey için alabilir. Sahiplik, işte bir şeye sahip olmak. Param vardır, ne bileyim işte pantolonum var, pantolonluluk falan filan, ne diyeyim işte gözlüklülük falan filan, neyse. Yani bütün bu 10 kategori. Yani özneye, töze, ilişen, ilmek diyor buna daha sonra felsefede. Ya da araz denir Arapçada, daha önce Arapçada cevher ve araz kuramı vardır. Bütün bu cevher araz kuramı. Bütün bu hep Aristoteles'ten gelir. Bu cevher, felsefeyi okuduğunuzda cevher araz ya da işte töz ilmek diye tartışılır şeyde. Bu tümeller meselesidir. Yani tümeller tartışması buradan geliyor. İşte dolayısıyla Adem tözünü, Ahmet tözünü, ne bileyim işte bardak neyse işte tözünü falan, bu 10 kategoriden başka bir şeyle asla ifade edemeyiz. Tabii birinci dereceden bir töz var burada. Tözler ikiye ayrılıyor. Birinci dereceden töz, herhangi bir kişinin bireysel, tikel bir vesaire falan durumu. Yani birinci dereceden töz. Mesela Adem insandır. Adem insandır. Birinci dereceden bir tözdür. Ahmet de insandır. Muhammed de insandır. Kürşat da insandır. Meryem de insandır. Peki insan, yani şimdi bu mantık işte yürütecek. İnsan nedir? İnsan mesela, insan cisimdir dediğimiz zaman yetiyor mu? Yetmiyor. Mesela böyle bir tanımlama yapsak olmuyor işte. Burada kafa karışıyor. Çünkü insan olmayıp da cisim olan şeyler var mı? Var. Yani bir şeyi tanımladığınız zaman, tanımladığınız şey o şeyin hepsini içermeli. Agyarını mani, efkar, agyarını mani, efradını cami olmalı. Tanım. Tanım, efradını cami, agyarını mani. Yani dışarıda bırakması gerekenleri dışarıda bırakacak, içeride alınması gereken içeriye alacak. Efradını cami. Bu Arapça, işte Osmanlıca'da terkip çok güzel bir şeydir. Dolayısıyla insan, ama insan canlıdır dersek, hocam orada da insan hem mesela ilk önermeye göre hem özne oluyor hem de nitelik oluyor. Evet, hem de nitelik. İkisini birden karşılıyor. İkisini birlikten karşılaması lazım. Şimdi evet, karşılıyor. İnsan canlıdır dersek de olmuyor. Canlı olup da insan olmayan var mı? Bitkiler, hayvanlar. İşte onun için Aristoteles zoon politikon demesi böyle bir şey. İnsan, pardon, zoon logikon demesi böyle bir şey. İnsan düşünen canlı. Şimdi tanım, bütün bir bu tanımın dışında insanı şey yapamazsınız. İnsan düşünen canlı. Düşünen olup da insan olmayan bir canlı var mı? Yok. İşte Adem insandır önermesi birinci dereceden bir töz. Ama insan ölümlüdür önermesi de ikinci dereceden bir tözdür. Bak, birincisinde insan yüklem Adem'i tanımlıyor. Adem'in niteliği, kategorisi neyse. Ama ikinci dereceden töz, insan ölümlüdür. Bak, bu daki yüklem insan burada özne oluyor. Ve ölümlülükle nitelendiriliyor. Bu ikinci dereceden töz işte tümel bir kavramsallaştırmadır. Ancak ikinci dereceden tözlerle bir tümel kavramsallaştırmaya gidebiliriz. Yani tümel ile birçok öznenin yüklemi olacak doğayı Adem'in insan olması gibi bir şey terimiyle bir şekilde doğaya yüklüyoruz. İkinci dereceden töz
artık tümel bir şeydir. Çünkü insan ölümlüdür. Evet, bunu bu net yani. Her insan ölecek. Kullu nefsin zayikatul mevt, değil mi? Her nefsi ölümü tadacaktır denmiş. Ama insan ölümlüdür. Felsefede ölümlü. Şu ana kadarki edindiğimiz bütün tecrübe yüzyıllardır böyle. Ölümlü olmayan insan olmadı. Ha bundan sonra olur mu olmaz mı onu bilemem. O zaman bu felsefe çökecek. Başka bir şey Aristoteles çıkacak. Başka bir şey çıkacak onu bilmiyorum. Ama bu böyle. Dolayısıyla ama bir tümel, ölümlülük tümeli, ölümlü, insan ölümlüdür tümeli tek başına var olamaz diyor Aristoteles. Ancak diyor bu tikel şeylerde mümkün olur. Tikel şeylerde var olur. Yani Adem, Ahmet, Mehmet vesaire falan filan hepsi insan olmaları anlamıyla yani insan olmaları anlamıyla tikeldir. İşte Ahmet ölüm insandır, tikeldir. Ama ölümlü olmaları anlamıyla tümeldir ve tür ve bu tümellik tür ve cins isimleridir. Yani 50 tane, 100 tane, 1000 tane, 1 milyon tane ağaç vardır. Ama ağaç tür ve cinsi vardır. Ağaçlılık tür ve cins. Bir tür isim, cins isimler tümellikle ifade edilir. Bilmem anlatabildim mi? Tam anlatamadım ama umarım anlaşıldı. Şimdi Aristoteles'in bilgi teorisi ile Platon'un bilgi teorisinin farklılaşmasını yazın dediğim zaman yazarsınız herhalde. Tabii ki yani, hocam. Tabii ki. Tamam, harika. Dolayısıyla bir tümel kendi başına var olamaz. Tikellerle var olur. Yani diyor ki Aristoteles, bakıyor Aristoteles'in işte doğa bilimcisi. Aristoteles bir filozoftan öte, filozoftan öte demek yanlış bir kavram oldu. Bir filozof ama doğa filozofu. Doğa bilimcisi. Platon'dan farklı olarak. Yani physician, tam anlamıyla physician. Onun için tikellere bakıyor. Oradaki değişimi, dönüşümü görüyor. Ezeli ve ebedi olan formlar üzerinden maddeyi deki değişimi, dönüşümü ve oluşu açıklamaya çalışıyor. Onu da madde ve form teorisi üzerinden kurmaya çalışıyor. Umarım Aristoteles'in gerek mantık, gerek madde form meselesi yine biraz tekrar edilirse iyi olur. Muhammed de edebilir. Ama bunu ben biraz gireyim dedim. Teşekkür ediyorum. Şimdi bugün Muhammed'in sunumu ve sizlerin de yine yorumlarıyla devam edelim. Evet Muhammed, söz sende. Teşekkürler hocam. Yani bayağı şeyden bahsettiniz. Neden bahsetmediniz diye bakacağım artık. Artık şeye gir. Yani sen yine tekrar versen ve reçkana 180 daha toplum, siyaset. İşte bu nereden bu mesela erek meselesi topluma, siyasete nasıl götürüyor? Evet. Yani çok önemli. Aristoteles bizim bildiğimiz adıyla muallimi evvel yani ilk öğretmen. Çünkü İslam dünyasını en çok etkileyen filozoftur. Orta Çağ Batı Hristiyan dünyası ise ona filozof demiştir. Evet. Mesela İslam dünyasına etkisi İbn-i Rüşd'ün bir sözü var. Diyor ki bundan önce yazılmış öyle bir beyin, öyle bir zeka ki bundan önce yazılmış tüm eserleri önemsiz kılıyor. Artık gerek kalmıyor. Aristo'dan önceki yazılan hiçbir esere gerek yoktur diyor. Kuzey Yunanistan'da doğuyor. İonya kolonisi olan Stageria kentinde M.Ö. 384 yılında. Yani Atinalı değil. Platon gibi ve Sokrates gibi. Babası Nikomakos, Makedon kralının doktoru. Böyle olunca da sarayda yaşıyorlar. Yani sarayda doktorluk yapıyor. Anne babasını fakat küçük yaşta kaybediyor. Küçük yaşta kaybettikten sonra ona sarayda sahip çıkıyorlar. 17 yaşına kadar sarayda eğitim görüyor. Daha sonra o dönemin en popüler eğitim yeri olan akademiye gönderiliyor. Akademiye geldiğinde işte Platon'un okulunda başlıyor ve 20 yıl orada kalıyor. Öğrenci olarak başladığı yerde önce yardımcı öğretmen sonra da öğretmen olarak devam ediyor ve akademinin en gözde insanlarından biri haline geliyor. Yıllar içinde tabii ki Platon'dan çok fazla etkileniyor. Fakat yıllar içinde Platon'la görüş ayrılıkları falan da oluyor. Ama dostlukları, arkadaşlıkları hiçbir zaman bitmiyor. Platon ölene kadar akademide devam ediyor, kalıyor. Okulun en gözde öğrencisiyken ve Platon'dan sonra aslında onun gelmesi beklenirken, Platon kendinden sonra varis olarak Speusippos'u yerine geçiriyor.
Bunun da Aristo'nun akademiden ayrılmasının en önemli sebeplerinden biri olduğu söylenir. Öyle veya böyle tam olarak bilinmese de kısa bir süre sonra, yani Platon öldükten kısa bir süre sonra akademiden ayrılıyor. Assos kentinin tiranı Hermias'ın danışmanı oluyor. Burada bir süre kalıyor. Daha sonra burada coğrafya alanında, bitkiler alanında çok fazla çalışmalar yapıyor. Hermias'ın kazandığı zafere... Hermias'ın, geliyorum, devam et. Tamam. Hermias'ın zaferi, Perslere karşı kazandığı zafere yazdığı bir şiir var. Daha sonra başına bela olacak bu şiir. Daha sonra burada Hermias'ın Persler tarafından suikastla öldürülmesinden sonra güvenli bulmuyor orayı ve oradan ayrılıyor. 343 yılında 2. Filip'in daveti üzerine Büyük İskender'in öğretmeni olarak gene Makedonya'ya geri dönüyor. Büyük İskender o zaman 13 yaşlarında. Ona hem öğretmenlik hem de Filip'e danışmanlık yapıyor. Fakat Büyük İskender'i çok fazla etkilediğini düşünmüyoruz. Çünkü Aristoteles'in düşüncesi Yunanlılar barbarlardan, yani Yunan olmayanlardan üstündür düşüncesi var. Hatta onun şey var işte, Yunanlılara iyi davranan, Yunan olmayanlara kötü davrananlar iyi yöneticidir şeklinde bir durum var. Fakat İskender'in bir Helenizm imparatorluğu kurmak istemesi, yani Doğu ile Batı'yı birleştirmeyi istemesi Aristoteles'in zihniyetinden çok fazla etkilenmediğini gösteriyor. Fakat Büyük İskender'in onun hayatına ve bilimsel yaşamına iki büyük etkisi var. Birincisi, onun himayesinde olduğu için rahatça okulunu açabiliyor. İkincisi ise Büyük İskender'in gittiği, sefere gittiği yerlerden oraya ait bitki ve hayvan şeylerini, kalıntılarını ya da hayvan türlerini ona gönderdiği söylenir. Yani çalışmalarını derinleştirmek için. Daha sonra İskender ölüyor. Zaten çok uzun sürmeyen bir hayat var. Bu sırada Laikyan'da liseyi kurmuştu. Burada dersler yapıyorlar. Ve Atina'nın kuzeyinde, yani biraz çeperlerinde kuruyor. Hem daha uygun olduğu için bazı söylentilerde Atinalıların onu kabul etmediği, Atina'ya ait olmadığını düşündürdükleri için söyleniyor. Öyle ya da böyle okulunu kuruyor. Akademi, o dönemki akademiye ve İsokrates'in hitabet okuluna rakip oluyor bu okul. Bir anlamda bir düşman daha kazanmış oluyor. Daha sonra İskender'in ölümüyle Atina'da artan Makedon düşmanlığı ve bağımsızlık isteği vücut buluyor. Hem İskender'in ve babasının babasıyla yaşadığı özel münasebet, danışmanı olması, hem Atinalı olmaması nedeniyle Aristoteles'e büyük bir öfke ortaya çıkıyor. Aristoteles bunu fark ediyor ve dava ediliyor zaten. Sokrates'in kaderine doğru adım adım giderken, Sokrates işte yasalar kötü olsa bile yasadan kaçmak onursuzluktur, uymak gerekir demişti. O da gene özlü bir sözle Yunanlıların felsefeye ikinci bir cinayet işlemesine müsaade etmeyeceğim diyerek ayrılıyor ve annesinin şehrine sığınıyor. Fakat çok fazla uzun ömürlü olmuyor daha sonrasında. Çektiği mide ağrısından, kronik mide rahatsızlığından yaklaşık bir yıl sonra vefat ediyor, ölüyor. Bazıları bunu şey diyor Muhammed, Aristoteles diyor can korkusundan diyor böyle sözü söyleyerek durumunu meşrulaştırdı diyor, ama Aristoteles'e haksızlık olur. Yani çok güzel yani, bir söz. Ama diyor felsefeyi çok güzel. Sokrates de çok, zaten bu çok müthiş tartışılıyor. Sokrates de müthiş bir filozof olduğu ve Aristoteles'in de hatta ondan daha öte müthiş olduğu acayip bu şeylerde. Birisi felsefeye cinayet işletmek istemiyor. Birisi de yasalara ve felsefeye olan bağlılığından dolayı kalıyor. Yani ikisi de erdemli davranışta bulunmuş oluyor. Evet. Ama hangisi doğru? Mesela bunun üzerine oturup tartışmak lazım. Bence Aristoteles'inki doğru hocam. Yani çünkü yasalar insan yapımıdır ve kötü olabilir. Ama yani Sokrates... ne kadar amacımız yasalarla yönetim, yani yasal yönetimi ne kadar savunsak da yasa kötüyse eğer, yani kaçmak bence en mantıklısı. Hicret yani. Şimdi ama şey, ama onlar yasaları, Sokrates, Platon'da yasalar böyle insan yapımından ziyade yani bu nomo diyor yani. Yani tanrısallığın doğal yani. Yasalar insan yapımıysa sonradan yapaydır.
Onu kabul etmiyor. Sofistlere karşı çıkmaların en büyük nedeni odur. Yani böyle de bir durum var. Hemen onu da onu getiriyorlar bile. Yani hocam çok büyük iddia atınca sonrasında dönüş yapmak zor oluyor. Hani en kötü ihtimal artık ölümü bile göze almış oluyorlar. Evet, ama müthiş bir tartışma tabii bu felsefede. Teşekkür evet. ediyorum bu iki noktayı belirttiğin için güzel bir. Rica ederim hocam. Eserlerinden bahsetmek istiyorum. Yani felsefenin, pardon, o dönemin bütün bilim dallarıyla ilgilenen bir insan çokça eser kaleme almış. Fakat böyle şu eseri yazdım, şu kitabı yazdım, adı bu olsun, şöyle basalım dediği hiçbir kitap maalesef yok. Eserleri genel anlamda öğrencileri tarafından ve Rodoslu Andronikos tarafından ele alınmıştır. Şöyle bir sorun var eserlerinin çözümlemesi hakkında. Eserlerinin kronolojik sırasını da bilemiyoruz. Eserlerinin hangi eserin, pardon, hangi parçanın hangi eserin içinde olması gerektiğinde çok fazla evet. bilemiyoruz. Yani iki tane sıkıntı var burada. Evet. Yıllarca tartışılmış bu. 19. yüzyılda ve 20. yüzyılda şeyler var. Hatta bazı eserlerinin ona ait olmadığı, öğrencilerinin Söyle. Sunumları, dosyaları veya ders notları olduğu, onları düzeltmek için elde ettiği gibi şeyler de var. Yani hatta metafizik kitabının önemli bir bölümünün kendisine ait olmadığı söylenir. Evet. Bu konuda bir sıkıntı var. Ama şöyle bir gene de bir şey yapılıyor, çözümleme yapılıyor. Yani 3 aşağı 5 yukarı demek gerekir herhalde. İlk dönemki eserleri daha çok diyaloglardan oluşan, işte Platon'un etkisinin açıkça görüldüğü ve dil olarak üstün bir dilin kullanıldığı gözüküyor. Daha sonraki eserlerin daha dikte edici, konferans verici şekilde, yani ders notu şeklinde olduğu ve dilsel anlamda da çok fazla özen gösterilmeyen, yani ders taslağı gibi olan eserler olarak görüyoruz. Döneminin bütün bilim alanlarıyla ilgilenmiş dedik. Mantık, fizik, metafizik, ahlak, siyaset, gökbilimleri, hatta biyoloji gibi alanlarla ilgileniyor ve bunları sınıflandırıyor. Aslında o zamana kadar yapılan en önemli faaliyet bu bilimleri sınıflandırıyor, belli bir sistem içine oturtuyor. Mantık biliminin zaten kurucusu kabul ediliyor. Metafiziği evet, hiç kullanmıyor o kelimeyi ama metafizik de onunla başlıyor diyebiliriz. Gök biliminde önemli bir şey var bence. Her şeyin en mükemmel cismin küre olduğu, evrenin de küre halinde olması gerektiği, dünyanın yani yer dediği yerin, dünyanın mükemmel olmadığı, kötü olduğu, yerden cisimler ne kadar uzaklaşırsa o kadar mükemmel olacağı, işte o yüzden en uzak yıldızlar en mükemmeldir, en iyisidir, en güzeldir der. Onun hiyerarşik, bunlardan da öte evet. olduğu. Doğru. Onun hiyerarşik bir evren tasavvuru var değil mi? Yani madenlerden başlatıyor ta işte gök şeyine kadar gidiyor. Evet, evet hocam. Şimdi bu dünya kavramı ve hep yanlış anlaşılıyor arkadaşlar. Dünya Arapça dunu'dan geliyor. Alçak aşağıda yeryüzü demek yani. Dünyanın zıttı semadır, göktür. Yani o da sumu kavramından geliyor. Yukarıdaki falan anlamında. Bu şimdi biz mesela nesneler dünyası falan gibi bazen kullanıyoruz. Yanlış ya idealar dünyası. Burada evren kavramını kullanmak lazım. Yani kozmos. Nesneler alemi ya da ne bileyim idealar alemi falan bağlamında yapmak lazım. Ama evren tasavvuru hiyerarşik. Yani en alttan en yukarıya doğru giden, soyutluğa doğru giden bir tasavvur. Gökyüzü işte daha teorik, daha saf, daha soyutlanmış ve daha tanrısallığa doğru gidiyor. En tepede tabii tanrı şeyi var, tasavvuru var. Evet, pardon. Araya giriyorum bazen. Estağfurullah hocam. Çok iyi ettiniz. Bilim sınıflandırmasını üçe ayırıyor. Teorik bilim, pratik bilim ve üretken bilim şeklinde. Teorik bilgi, bunların amacı, hepsinin amacı bilgidir temelde der ama teorik bilgi direkt bilgi için bilgi. Pratik bilim eylem için, yani şeyleri yapmak için bilgi. Üretken bilim yararlı bir şeyler üretmek için. Yani mühendislerin, zanaatçıların bilgisi. Pratik bilim ahlak ve siyaset bilimi. Teorik bilim de fizik, matematik ve metafiziktir. Yani ilk felsefe. İlk felsefe evet. derken de Pardon. Bir şeyin İlk nedeni, varlığı ve sonucu, amaçsal, ereksel nedeni açıklanıyor. Platon'dan ayrıldığı yerler var hocam. Bu bilimleri üzerinde biraz duralım. Tamam. Bir de başka bir üçüncü, dördüncü bir şey daha söyler. Poetik bilimler diye bir şey söylüyor. Poetik. Onu belki şey yapma, poetik bilimler. Poetik ne? Poetika ne demek?
Hocam sanatsal değil değil mi? Şiir değil mi hocam? Şiir, evet. Sanat. Evet, evet. Böyle sanat de incelemesini ilk yapan kişiymiş ayrıca. Evet, evet, evet. Sanat bilimleri eserini, bilimleri sınıflandıran ilk kişi. Onun için büyük muallim, büyük tasnifçi. Onun kadar tasnifçi bir şey yok. Her şeyi böyle bir bilim insanı ne yapar? Bütünü parçalar. Her şeyi parçalarına ayırarak inceliyor. Her şeyi parçalarına. Aristoteles'in hayvanları, bütün yer, var olan çevresi, bütün hayvanları alıp ve bunları parçalarına ayırıp incelediği söylenir. Hayvan üzerine de bir kitabı var. Yani hatta hayvan üzerine çok hayvanların kitabı. Tarihi. Hayvanların tarihi, hayvanların kısımları, hayvanların hareketleri, hayvanların gelişimleri, hayvanların oluşumları, küçük incelemeler falan filan gibi böyle acayip bir şekilde hayvanlarla ilgili merak eden kişiler Aristoteles'in hayvanlarla ilgili kitabını larına bakabilirler. Şimdi teorik bilimlerin üstadı, yücesi metafizik. İlk nedenlerin bilgisi. Pratik bilimlerin üstadı ise, yücesi ise siyaset. Yani politike diyor o. Politike. Politike siyasi ikiye ayrılıyor. Politika ve ahlak olarak. Politike politik, bu ilk dersi anlatmaya çalışmıştım. Politika ve ahlak olarak ikiye ayrılıyor. Çünkü bugün İngiliz dillerine ve Türkçe'ye çevirdiğimizde siyaset bilimi de politika bilimi diyoruz, politics diyoruz, politik science diyoruz, ikiye ayrılıyoruz, politika ve siyaset. Yani bir şey kendisiyle nasıl tanımlanabilir? Onun için politike ilmül medeni diyor. Bunun işte en iyi tabiri. İşte onun için Farabi, Aristoteles'in İbn-i Rüşd ve Farabi en büyük şarihlerinden, en büyük açıklayıcılarından bir tanesi. Farabi de ilmül medeni, yani onun için muallim-i sani deniyor değil mi Farabi? Güzel. Birinci öğretmen Aristoteles, ikinci öğretmen de Farabi. Bunu Batı herkes kabul ediyor. İlmül medeni, zon politikonla ilgili bir şey. İnsan doğası gereği toplumsal ve siyasal canlı diyoruz. Yani insan ancak medeni kavramı toplumsallık ve siyasallıkla ilgili bir şey. Yani tabii burada toplumsal ne, siyasal ne tartışılabilir. Bugün çok ayrım noktası. Koinonia politikon, yani sivil toplumun kökü koinonia politikondur. Yani bugün sivil toplum falan filan diyoruz ya. Aristoteles ise bu siyasal toplum, yani koinonia politiko. İnsan ancak şehir düzeyindeki toplaşma, gerçek anlamda toplaşmadır. Onun dışındaki toplanma topluluk, yani toplaşmasıdır tabiri caizse. Mesela cemaatler toplum değildir. Tarikatlar toplum değildir. Sığırlar toplumu, arılar toplumu, kümes hayvanı topluluğundan bahseder Aristoteles. Bunlar toplum değildir der. Şehir düzeyindeki işte Farabi'de Medinetül Fazıla ya da İlmül Medeni'den gelen Medinetül Fazıla, şehir düzeyindeki toplanma gerçek anlamda zoon politikondur. İnsan siyasal canlıdır, siyasal hayvandır derken bunu anlatmaya çalışır Aristoteles. Dolayısıyla ilmül medeni, yani ya da medeniyum bir tap, insan doğası gereği medenidir. Yani toplanmaya doğası gereği, işte ihtiyaçlar vesaireler falan doğası gereği toplanır, toplaşma. Bu toplaşma, birleşme falan meselesi ilmül medeniyle ilgili bitir ve politika kavramıyla tasavvur edilir ve burada da politika, yani oradan da şey verir, polis kavramı işte dan geliyor değil mi, politika. Yani şehir. Kent neyse oradan geliyor. İşte buradaki ortaya çıkan polise dair, eylemlere dair, işte bugün günümüzde bazen tasavvur edilir. Siyasalla siyasa arasındaki kavramsallaştırma gibi biraz düşünebiliriz, biraz yorabiliriz. Dolayısıyla teorik bilimlerin şeyi insanın eylemesi ve bu nasıl eylemesine ilişkin anlayış politika ve siyaseti, yani ahlakı doğuruyor. Onun içindir ki ahlak Aristoteles'te birincil önemdedir. Yani ahlak derken etiği kastediyoruz. Etika, ki onun Etika isimli eser, yani Nikomakos'a Etik, aslında onun temel eseri. Politika diye bildiğimiz siyaset bilimi kürsülerinde okutulan politika aslında Nikomakos'a Etik'in ikinci kısmı. İkinci kısmı. Yani tabiri caizse etik olmadan politika olmuyor. Yani politika etikadan bağımsız düşünülemiyor. Zaten eğer dikkatinizi çekerseniz gördünüz mü bilmiyorum. Vaktiniz olursa da izleyin ya da burada da izleyebiliriz. Rönesans döneminde Raffaello'nun bir Atina okulu tablosu var. İzlediniz mi, gördünüz mü, gören oldu mu? Ben gördüm hocam, küre taşıyıcı şeklinde değil mi? Evet.
Şimdi ben ekran paylaşıyorum. Bir saniye yok. Ekran paylaşacağım. Arada şey yapıyorum ama Muhammed pardon ama biraz daha şey yapmamız açısından. Tabii hocam. Şimdi geçen Uğur göstermişti. Onu kastediyorum. Evet hocam. Neredeydi bu? Heh. Şu. Burada taşıdığı kitap Aristoteles'in, biraz daha uzat şey yapayım. Büyüteyim. Bak okuyabiliyor mu? Sol tarafında Etika. Ha, evet. Evet. Ve Platon ise, Platon kozmolojisini anlamak için en önemli şeylerden, kitaplardan birisi Timaeus. Timaeus kitabı. Birisi göğü gösteriyor. Aristoteles de dur diyor, Platon diyor, yere bak diyor. Tümeller diyor, bu tikellerin içinde diyor. Evrenseller burada diyor. İdeallerde arama diyor. Şimdi burada mesela bununla ilgili videolar falan var. Şu Sokrates olduğu bilinir. Karşısında Alkibidias falan var. Hatta Büyük İskender'in olduğu da söylenir. Büyük İskender'e benzetilir bu. Yani bunlar üzerinde uzlaşım yoktur bu isimler üzerinde ama bu figürler Raphael'le biliyorsunuz Rönesans'ta 2. Julius, Papa 2. Julius tarafından görevlendiriliyor. O zaman Michelangelo da var. Michelangelo da Sistine şapelini yapıyor. Sistine dediğimiz şapeli. Papalığın merkezi. Ve genç birisi Raphael çağrılıyor. Ve tabii Sistine şapelindeki bu görseller çerçevesinde bunu yapıyor. Ve o onların bu kim olduğunu söylemez şey. Raphael'lo. Mesela şunun ama genelde ittifak halindedir felsefe tarihinde Herakleitos olduğu söylenir. Bütün oradaki şu bütün gidişattan, durumdan bağımsız bir şekilde kendi içine çekilmiş bir adam tasavvuru. İşte notlar alıyor Herakleitos. Hemen yanındakinin Parmenides olduğu bilinir, söylenir. Uzlaşım yoktur ama tahmin edilir. Hemen Parmenides'in arkasındaki 2. Julius'un yeğenine benzetildiği söylenir. Bunun ise İskenderiyeli büyük matematikçi, fizikçi, büyük filozof Hypatia olduğu söylenir. Hypatia biliyorsunuz diri diri yakıldı. Burada Pisagor olduğu söylenir. Bu kişinin Pisagor olduğu söyleniyor. Notlar alıyor. Pisagor'a böyle notlarına bakıp da not alan Anaximandros olduğu söylenir. Burada daha küçültücü, aşağı atıcı Platon tarafında yer alan ama Aristoteles tarafında yer alması gereken İbn-i Rüşd. Bir tane burada doğudan İslam felsefesinden İbn-i Rüşd var. İbn-i Rüşd'ür biliyorsunuz Averreos'tur ismi. En büyük şarihtir. Aristoteles'in, yani Platon ve Aristoteles'in en büyük eski Yunan klasiklerinin en büyük şarihi, yorumcusu dünya çapında İbn-i Rüşd'ür. Son çığlık mı demekti? Efendim? Son çığlık mı demekti? Yok, başka bir şeydi galiba. Averreos yorumcu demek. Yorumcu şarih, en büyük şarih Averroes. Ben bu Kurtuba'da mezarına da gittim. Nasip oldu. Yani İbn-i Rüşd'ün Kurtuba'daki İslam Endülüs işte hanedanlığı ya da ne için işte halifeliği hanedanlığı diyorum. Halifeliği döneminde yaşayan İbn-i Rüşd'ü de bu derse fırsat olursa göreceğiz. İbn-i Rüşd hakikaten Aristoteles'in metafiziğini şerh eden bir isim. O kadar ki Aristoteles'in bir İbn-i Sina anlatır diyor ki Aristoteles'in diyor metafizik isimli eser elime geçtiğinde diyor 40'tan fazla okudum diyor hiçbir şey anlayamadım diyor. Kafayı yiyecek noktaya geldim diyor çarşıya gidip onu diyor eseri diyor satmak istedim diyor. O arada diyor bir tane diyor birisinin elinde bir eser gördüm diyor satmak istiyor diyor ve bunu diyor paraya çevirmek istiyor diyor ihtiyaç sahibi diyor. Eser aldım baktım ki diyor İbn-i Rüşd'ün Farabi'nin şey eseri, metafiziğin şerhi. Bunun üzerine hemen aldım onu diyor, eve geldim bir kere okudum diyor, anladım diyor. Gibi uzun bir İbn-i Sina'nın anlatımı var. Dolayısıyla Farabi, İbn-i Sina, İbn-i Rüşd bu anlamda ki İbn-i Rüşd en büyük şarihlerden bir tanesi. Şu tabii İbn-i Rüşd'ün çok ilginçtir. İbn-i Rüşd'ün etkisi Batı'ya olmuştur. Latin İbn-i Rüşd'cülüğüne, Thomas Aquinas'lara vesairelere etkisi olduğu ve Batı aydınlanmanın temellerinde olduğu söylenir. İbn-i Rüşd'ün Müslüman dünyasında bir tane Müslüman bir öğrencisi olmadı ve devamlılığı da olmadı. Çok ilginçtir. O da düşünmemiz gereken. Bugünlere niye böyle geldik? Bunun anlayışı da burada. Bu kişinin Epikuros olduğu söylenir yine. Çok da benziyor böyle haz, acı vesaire. Mesela hazdan kaçı, acıyı iste. Acıdan kaçın, hazı iste meselesi. Ama buradaki haz ve acı Epikurosçuluk böyle serbestiyet tutkularının ve hırsların esiri olmak anlamında söylemez. Burada biraz Epikuros'la ilgili duralım.
aslında haz hali tutkularından, arzularından, o hani Platon ve Aristoteles'te olmuş olan kuvveti şahaviye, kuvveti gazabiyeden sıyrılmış tam bir acısızlık ve dinginlik, sekine ve mutluluk hali. Bunun için polise gerek yok der ve korkulardan azade olmak gerekir der Epikuros. O korkular nedir? Ölüm korkusu, tanrı korkusu. Bütün bunlardan azade olduğu zaman kişi mutlu ve dingin olabilir. Ölüm korkusuna nasıl kurtulacağız? Ölüm varken ölüm yok. Ölüm geldiğinde de biz yokuz diye hani klasik olarak felsefe şeyine geçer. Dolayısıyla bunu düşünmenin bir anlamı yok. Tam bir dinginlik hallerini söyler. Bu soldaki kişinin Stoacıların kurucusu Kıbrıslı Zenon olduğu söylenir. Zenon. Bu da biliyorsunuz Stoacılıkla da ilgili bir şeyimiz olacak, sunumumuz olacak. Stoacılık günümüzde bile çok önemli hale geldi. İyi yaşam felsefesi. Doğaya uygun yaşam, bu kadercilik anlamına gelmiyor ama dinlere bile çok ciddi etkisi oldu. Alkabidiyes, şuradaki kişinin ya da buradaki kişinin Platinos olduğu söylenir. Platon tarafında olması gerekirdi ama Platinos biliyorsunuz Platon'un Doğu felsefesine etkisini yansıtan Platinos'tur. Neoplatinistlik diye bir akım vardır, bu daha çok ruhçudur. Dinlerdeki bu ruh vesaire teolojik görüşlerinin Platon etkisinin bu Platinos üzerinden gittiği bilinir, söylenir. Şurada ki şunu küçülteyim. Şurada elinde küre tutan Ptolemeus yani Batlamyus olduğu söylenir. Büyük gök bilimci. Onun hemen yanında Arşimet yere bir şeyler çiziyor falan yine bir görüyorlar olduğu söylenir. Hemen onun yanındaki Zerdüşt olduğu söylenir. Zerdüşt yine elinde bir küreyle tuttuğu. Atina okuluyla ilgili internetten çok şey bulabilirsiniz. Yorumlar, analizler ve onun hangi kim kimdir. Bu kişinin de bu işi Rafael kendisi yapmış olduğu sanat eserine bakıyor diye yüzünden gösterir. O da onun mimar ve bir ressam arkadaşı olduğu söylenir. Yani genel, şu zaten tahmin etmişsinizdir. Bu kişi kimdir sizce? Eski Yunan asıl. Sinoplu Diyojen değil mi? Çok güzel. Tam ona uygun değil mi? Kinik. Kinikler yani kinik filozof Sinop zaten yarı çıplak dolaşırmış. Bütün doğaya göre uygun yaşar, bütün her şeye yani reddediyor. Doğaya uygun yaşam, kültür, hukuk vesaire bütün bunlar polis her şeyi reddediyor, içe kapanıyor. Böyle bir şey. Nereden dedik ha? Mesela Aristoteles'in üzerindeki şeye bir bakalım. Giydiği bak. Bütün Rafael bunların hepsini yaparken hepsinin bir anlamı var. Bütün buradaki bütün kıyafetlerin, mimiklerin, vücut şekillerinin, duruşların, pozisyonların hepsinin bir anlamı var. Ve kıyafetler çok önemli. Mesela Aristoteles'in üzerinde mavi ve kahverengi var. Mavi neyi remzeder, simgeler? Suyu. Kahverengi ise toprağı. Bunlar ağırlıkları var. Maddi ağırlıkları var. Platon'da ise ne var? Mor ve şu renge ne diyorsunuz? Turuncu mu? Evet turuncu. Ateş. Ateş ve hava. Bunların ağırlığı var mıdır ateş ve havanın? Ağırlığı yok. Ve bu da Platon'u remzediyor. Platon felsefesine uygun ateş ve hava. Diğerinde de su ve toprak ağırlıkları falan var. Burada Aristoteles felsefesine uygun olduğu da yorumlanıyor. Yani benim de anladığım kadarıyla o. Söyleniyor yani felsefe tarihçileri tarafından. Dolayısıyla Platon ve Aristoteles'in ikisi biliyorsunuz tam merkezde, sağında ve solundakiler ona göre yerleştiriliyor. Platon tarafında Athena var. Athena biliyorsunuz müzik şiir tanrısı. Gök müzik şiir tanrısı. Daha böyle bak görüyorsunuz müzik şiir vesaire falan daha yani Platon felsefesine uygun. Aristoteles tarafındaki var olan şey Athena, Minerva falan diye söylenir. Bu da savaş, bilgelik ve adalet tanrıçası vesaire falan da diye remzedilir. Bu da daha çok şeyle ilgili. Aristoteles felsefesine uygun. Direkt ahlak, yönetim vesaire falanla ilgili. Mesela adalet genelde kadın olarak remzedilir değil mi? Resmedilir kadın. Yani bütün bu simgelere falan bakın adalet kadın olarak ve adaletin gözü de kör anlamında, gözü de bağlı olarak nitelendirilir. Aşkın gözü kör gibi, adaletin gözü de kör gibi. Bu da Minerva, tanrıçadan geliyor, yani Athena'dan geliyor.
Evet, nerede kaldık, niye buraya geldik bilmiyorum ama iyi oldu, boş verin. Aynen hocam. Bunlara en azından merak uyandırırsanız sevinirim. Devam edelim. Buyurun. Devam lütfen. Edersek, Platon'la Aristo'nun en büyük farklarından biri bilgi, diğeri siyaset felsefesi. Yani en çok olan. Bilgi felsefesindeki ayrım, Platon bilginin nesnelerinin bu dünyada yer almadığını söyler. Aristo ise duyu organlarımızla algıladığımız nesnelerle bilginin bir ve aynı olduğunu düşünür. Demin de konuştu konu zaten. Bunun süreçlerini falan şey yapar. Varlığı anlamak ve gerçek bilgiye ulaşmak için mantık bilimini kullanır. Mantığın amacı zaten gerçek bilgiye, gerçek varlığı anlamaktır. Kurduğu bu klasik mantık 18. yüzyıla kadar etkinliğini devam ettiriyor. Zaten mantık üzerine olan eserin adı organon, yani alet, araç, doğru düşünmeye götüren sistem anlamında. Mantık hakkında konuştuk hocam, tekrar şey yapmama gerek yok. Yok, bence çok uzun devam etmeyelim. Evet, aynen. Geçelim. Tamam hocam. Evet. Ruh beden ikiliğini Platon gibi o da kabul ediyor. Fakat bunların işte ruhun bedene hapsolmuş bir beden zindanında olduğunu ve ondan kurtulduğunda rahat edeceğini düşünmüyor. Aristo ruhun bedeni olgunlaştırdığını düşünüyor ve beden öldüğünde ruhun da kaybolacağını, yok olacağını düşünüyor. Yani sonsuz bir alem duygusu veya düşüncesi olmadığını düşünebiliriz. Sonraki siyaset felsefesindeki farklarını söyleyerek kapatayım. Platon mükemmel devlet arayışında hep işte bu devletin niteliklerini, nasıl olması gerektiğini falan söylüyor. Yani bir noktada ütopyacı olduğunu söyleyebiliriz. Aristo ise biraz daha realist bakıyor. Yani mevcut olan yönetimlerin hangisi daha iyidir veya hangisi daha bizim işimize yarar şeklinde düşünüyor. Her toplum birbirinden farklıdır. Her toplumda aynı yönetim geçerli olmaz. Hepsine aynı yönetim en iyi gelmez diyor. Ama kendisi için olan doğruyu da şöyle söylüyor. Anayasal sistem. Yani poetika, anayasal yönetim şeklinin, yani poetikanın en iyi, politeia'nın en iyi yönetim şekli evet, olduğunu politeia. Söylüyor. Aynen, politeia'nın en iyi yönetim şekli olduğunu söylüyor. Burada bu yönetim şekli nedir diye soracağımız zaman demokrasi ve oligarşinin bir uzlaşması halinde olacak diyor. Ve sonraki şeyde, yani demokrasi ve aristokrasinin, pardon, oligarşinin birbiriyle tamamlanmış şekli, uzlaşmış hali. Mesela bu devlette orta sınıf çok niceliksel ve güç anlamında çok fazla güçlü olmalı diyor. Hem fazla olmalı, sayı olarak fazla olmalı, hem de güçlü olmalı diyor. Neden orta sınıf güçlü olmalı? Çünkü hem zenginlerin o aşırılığından, işte biz bilirizciliğinden, hem fakirlerin çokluğundan dolayı yanlışa sürüklemesinden engeller der. Adalet çok önemlidir der. Ama adalet eşitlik değildir diyor aynı zamanda. Adalet hakkaniyettir. Yani kişiye hak ettiği şeyi vermektir diyor. Bir paragraf açıyorum son olarak. Erek bilimci, yani neden olduğunu, varlığın kaynağını, kaynağı ve özü değil, istenilen, ulaşılmak istenen son amaç önemli olduğunu söylüyor. İnsanın varlığında da özü devlettir. Yani insan devlet içinde olmak kabiliyetini içinde taşır ve ancak bunu sağladığı zaman insan olur. Yani insan eğer bir devletin içinde değilse insan değildir. Ve getirmiş oluyor. Hocam ben bu kadar. Evet, teşekkürler. Sözü kapatabilirim. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Ben bazı hususlara değinip daha sonra arkadaşların görüşlerini de alacağız. Şimdi etik, yani Aristoteles'in için çok önemli olduğunu söyledik. Etik iyi olmak için vardır. İyi olmak için araştırma. Hani etik ve siyaset pratik bilimlerin içindeydi. Siyasetin amacı ne işte? Bak buradan Aristoteles'in bilgi felsefesinden iyi insan için, yani iyi olmak meselesi. İyi ne? Yani siyasette insan için iyi olana ulaşmak amacı taşınıyor. Çünkü her şey, her madde, her var olan şey şeye doğru, yani ereğine doğru evriliyor değil mi? Bir o şeyin gerçekten iyi olup olmadığı o şeyin ereğinde aranmalıdır. O şeyin ereğinde. Ben bazen şunu şöyle ifade ediyorum. Bir şeyin
insanın, yani insanı düşünelim, bir şeyin insanı ereği onun gereğinde aranmalıdır. Yani insan üzerine düşen rolün, pozisyonun ereği neyse onun gereğini yapmalıdır. O zaman iyi olur. Yani dolayısıyla bu en iyi araştırmak, dolayısıyla siyaset, politika, kent devleti için, polis için en iyiyi istemek ve amaçlamak. Birey için de en iyi ne? Dolayısıyla burada Aristoteles'te birey ve devlet birbirinden farklı değildir. Bireyin ereği nedir? Mutlu olmak. Mutlu olmak. Bunu Aristoteles nasıl tanımlıyor? Eudaimonia diye denilen bir tabir var. Eudaimonia. Bu çok önemli bir kavramsallaştırma. Dolayısıyla buradaki etik bir karakter incelemesi. Ama her eylemi iyi amaçlıyor. İyi ise her şeyin arzuladığı şey. Yani şöyle demek istiyoruz. Hani bilgi teorisinde bilmek bir şey için istenen bir şey değildir teorik bilimlerde. Kendisi için istenen bir şeydir. Eğer siz bir şeyi istediğiniz bir şeyi başka bir şey için aratsa o iyi olamaz. İyi ancak iyi için istenir. Yani mutlu olmak, niye mutlu olmak istiyorsun sorusunun cevabı yok. Yani en yüksek amaç, en iyi olan ne? İşte onun için mutluluk. Diyor ki Aristoteles arıyor Eudaimonia'da. Mutluluk diyor haz değil, servet değil. Ve mutluluğu hazda, servette, tutkuda, keyifte, eğlencede, zevkte arayanlar kaba saba insanlardır diyor. Ama mutluluk onur değil, şan, şöref değil. Hani bu kuvveyi gazabiye olarak nitelendirdiğimiz öfke gücü. Yani öfke gücünün erdemi işte onur vesaire, şan, şöref, yiğitlik, cesaret falan. Siyasetle uğraşanlar diyor, genelde diyor, hayatın amacını onurda görürler. Yani mutlu olman, mutluluğun yolu hazda değil, değil, onurda değil. Peki mutluluğun iyi işte burada, iyi asla başka bir amaç hissine bir şey değildir. İyi başlı başına bizatihi bir amaçtır. İyi hayatı yaşanılır kılan şeydir. Dolayısıyla Aristoteles de iyi insan eylemlerinden ayrı bir şey değil. İnsanın amacı nedir? Yani insanın amacı erek dedik, yani mutluluk dedik. Ama insan ne ister? Yaşamak ister. Hayatta kalmak ister. En temel güdü hayatta kalmaktır. Ama Aristoteles için mutluluğa ulaştıracak olan o iyi hayatta kalmak sadece yetmiyor. İyi yaşamak önemli. İyi yaşamak. İyi yaşamak da işte ancak devlette, poliste yaşamakla mümkün olur. Dolayısıyla insanın mutluluğa ulaşması, çünkü diyor ki herkes yaşıyor diyor, işte bitkiler, hayvanlar, topluluğu da diyor yaşıyor diyor. Ama insanın amacı diyor, insanın amacı iyi yaşamaktır. Dolayısıyla eudaimonia dediğimiz şey ancak iyi yaşamakla mümkün olabiliyor. İşte insanın mutluluğa ulaşması da akılsal yetisinin yetkinliği ve olgunluğu, yetkinliğiyle sayesinde olur. Peki insan akılsal yetkisiyle, o bahsetmiş olduğumuz akıl gücüyle neyi seçer? Erdemi seçer. Bakın mutluluk, iyi ve erdem kavramı. Sokrat biliyorsunuz ve Platon erdemle bilgi arasında bir özdeşlik kuruyordu değil mi? Yani bir kişinin erdemli olması bilmekle mümkün idi. Yani bir kişi biliyorsa erdemli olur. Eğer erdemsizse, hatalıysa, daha doğrusu yanlış yapıyor ise bir kişi bilmediğinden yapıyordur diyordu değil mi? Sokrates'ten gelen mantık buydu. Şimdi burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Derdim şu, Aristoteles, Platon, Sokrates ve Platon'u aşan bir erdem kavramsallaştırması var. Onlara göre Sokrates diyordu ki bir kişi bile bile kötülük yapmaz. Aristoteles diyor ki hayır diyor, bile bile de insanlar kötülük yapabilirler diyor. Erdemli yaşam için bilmek yeterli değildir. Kişilerinin seçimlerini iyi, doğru ve güzel yönünde yapması için eylemesi gerekirdir. Onun için erdem şeyi Aristoteles ikiye ayırıyor. Birisi ahlaki, entelektüel erdemler, işte akılsal, bilişsel vesaire falan, hikmete dair falan erdemler, doğru düşünme vesaire gibi entelektüel erdemler. Bir de eyleme ilişkin ahlaki, etik erdemler.
etik erdemler. Etik erdemler önemli bir kavramsallaştırma. Bunlar karakter özellikleri. İşte huy, mizaç, yaratılışı ortaya çıkaran nitelikler. Cesaret, cömertlik, adil olma, hak tanırlık, hareket, öz saygı vesaire falan gibi. Şimdi ruhu yetkinleştirmek için etkinlikte bulunmak gerekir. Yani bir insanın erdemli olup olmadığının, adil, hak tanır, hakkaniyetli olup olmadığının yolu entelektüel olarak onu bilmesi demek değildir. İnsanların çoğunluğu ve hatta erdemli olduğunu düşündüğümüz bilge, eğitimli falan insanların da bildikleri halde erdemsiz davranışlarda bulunmamaları lazım. Tabiri caizse neyse onu örneği vermeyeyim, kayıtlara giriyor. Boş verin. Ama bir insana işte adil, mesela biz şöyle düşünelim biraz. Biliyoruz ama bilenler yanlış yapıyor. Aristoteles diyor ki işte ahlaki erdemler devreye girdiğinde diyor, yani etik erdemler devreye girdiğinde, yani bir şeyi diyor erdemli, adil kılan diyor, onu yapmakla mümkündür. Alışkanlık haline getirmekle mümkündür. Yapa yapa adil olursun, yapa yapa doğru olursun, yapa yapa işte iyi olursun falan. Bu şuna benziyor. Bana diyorlar ki ya hepimiz bildiğimiz, mesela Türkiye'de insan ilişkilerinde, insanın işte hayvanla, insanın ne bileyim doğayla olan ilişkilerinde ciddi bir sorun falan var. İşte yerlere tükürürüz, sigarayı içilmesi gereken, içilmemesi gereken yerlerde falan içeriz. İşte arabada işte kemeri bağlamayız, onu trafik kurallarına falan uymayız. Ama aynı kişi gidiyor yurt dışında, kurallar ve müeydeler çok çetin ve net olduğu için arabanın kemerini takmadan asla arabayı çalıştıramıyor. Yerlere mümkün değil tüküremiyor. Ve işte vesaire. İşte trafik kurallarına uymak zorunda. Sanki bu içindeki ya da dışarıdan gelen bir tanrısal bir şeyle, güdüyle, işte müeydeyle, zorla falan boğuluyor. Ben şimdi kendi hayatımdan da gördüm bunu. Bu postdoc zamanında Amerika'da biz de burada işte kemeri bazen takarız, bazen takmazdık. Amerika'da takmadan asla, her gün yani arabayı çalışmadan, takmadan araba çalışmıyordu. Bu müthiş bir alışkanlık haline geldi. Şimdi ben Türkiye'de kemeri takmadan araba gitmiyor. Mümkün değil, yapamıyorum. İstesem de yapamıyorum. İşte Aristoteles ahlaki erdemler dediğim, yapa yapa, eyleye eyleye alışkanlık haline gelir. Hani İbn Haldun'a resmedilen ya da anlatılan bir söz vardır. İnsan alışkanlıklarının ürünüdür biçiminde bir söz vardır. Alışkanlıklar olmadan, yapmadan, eylemeden, pratik etkinlikte bulunmadan ruhu yetkinleştirmek, daha doğrusu işte insanın iyi olmasını, adil olmasını, doğru olmasını bekleyemeyiz. Bu aynı yurt dışındaki çok erdemli gibi görünen, başkalarına saygılı olduğu görünen, işte insanların sıralarını kapmayan, alışveriş merkezlerinde bir insan yanlarına giden eksüz mü diyen tipi getir Türkiye toplumun içine koy, bir müddet sonra o da aynı şekilde bozulacak, erdemsiz davranışlar yapacak, bütün sıralara şuna buna hiçbir şey dikkat etmeyecek. Bu biraz toplumsal bir şey. Yani ya, şeylerle, müeydelerle ve kurallarla ilgili olan bir şey. Aristoteles dolayısıyla etik bir yaşamın, yani mutlu olmanın biricik koşulu erdemli etkinlikte bulunmaktır. Ruhun yetkinleşmesi, erdemli etkinlik, ahlaki işte entelektüel erdemler o yetmiyor. Dolayısıyla Aristoteles burada neyi arar? Doğru ortaya arar. Biraz önce Muhammed söylediği gibi cimrilik ve müsriflik aşırılıktır. Her türlü aşırılığı reddediyor. Aristoteles'teki kilit kavramlardan bir tanesi bilgi teorisi erek olduğu gibi şeyde ise doğru ortadır. Doğru orta kavramı. Dolayısıyla mutluluk tanrısal bir varoluş ya da mistik bir aşkıncılık değildir. İnsan özgür iradesiyle, seçimlerle aklın doğru kuralı bulması için de en iyi insan özelliklerini yetkinleştirerek ereğini elde edebilir. Dolayısıyla böylelikle mutlu olabilir. İşte devlet dediğimiz, dolayısıyla insan münzevi yaşayarak diyor Aristoteles, ya, bu iyi olamaz, mutlu olamaz. İnsan doğası gereği diyor, özü gereği siyasal bir hayvandır. Siyasal bir hayvan, buradaki hayvan canlı demek Arapçada, siyasal canlı. Bireysel ve toplumsal arasındaki kurulan bu bağ vardır. Yani kusurlu bir siyasal yaşamda, kusurlu, bozulan bir siyasal yaşamda, Farabi'de falan erdemli devlet vardır. Erdemli devlet tektir, bozulmuşsa kusurludur. Bir sürü çeşitleri var. Kusurlu bir siyasal yaşamda iyi bir bireysel yaşam gerçekleştirmek olanaksızdır Aristoteles'te. Dolayısıyla kişinin mutlu, yani iyi bir siyasal yaşamı ancak polisten mümkündür.
Dolayısıyla devlet bu anlamda polis en yüksek iyidir. Polis dolayısıyla siyaset insani yaşamak hak yaklaştıran daha üstün ve en üstün bir bilimdir anlamında söylüyor. Dolayısıyla Aristoteles'in bilgi teorisinde ne vardı? Teoloji vardı. Teolojik görün düşüncesini siyasete, toplumsala uygulayın ki Aristoteles bunu uyguluyor. Teolojik görüşe göre neydi? Her şeyin doğası onun ereğinde aranmalıdır. Her şeyin doğası onun ereğinde aranmalıdır. Dolayısıyla şeylerin kökenine değil kendisine doğru yöneldiği, yani her şeyi kendisine doğru yöneldiği amacı ve geliştikleri şeye göre onların yapısını ve doğasını belirler. İnsan dolayısıyla iyi ister, iyi yaşamak ister ve bir doğası vardır. Onun doğası da onun ereğinde aranmalıdır meselesi. Dolayısıyla devlet en üstün iyiyi amaçlayan tek ahlaki ve düşünsel yaşam olanağıdır. Tabii polis anlamında söylüyoruz. Dolayısıyla Aristoteles'in aile mesela devlete gelinceye kadar bir aile var diyor. Arkasından köy vardır diyor. Ve arkasından düştüğü polis vardır. Şimdi kusurlu toplumlar ve kusursuz toplumlar biçiminde bu Farabi'de daha açılımcı Aristoteles'e kökenleri var. Yani kusurlu derken eksik topluluklar ve tam topluluklar. Aile günlük gereksinimlerin karşılanmış olduğu en ilkel birliktir. İlkel bir birliktir aile. Ama ailede her türlü ihtiyaçlarınızı karşılayamazsınız. İşte köy ya da işte mahalle, sokak falan ikinci aşamada günlük ihtiyaçların karşılanmış olduğu yerdir. İşte birçok evler birleşince ortaya çıkan birliktir. Ama burada da her şeyi karşılayamazsınız. İşte onun için köy dediğiniz şeyde imece vardır, işbirliği vardır. Ama her türlü ihtiyacınızı karşılayamazsınız. Yani dolayısıyla burada iyi yaşamak mümkün değildir. Yaşayarsınız ama iyi yaşamak mümkün değildir. Aydaymanya gerçekleşmez. Polis bir sonraki aşama. İşte bütün bu çeşitli köyler, mahalleler vesairelerden falan oluşan şehirdir ki Farabi'de tam topluluğun ilk birimi polistir. Yani Medine'dir, yani sitedir, tam topluluk. En yüksek varoluştur, kendine yeterli bir birimdir. Dolayısıyla polis tam topluluk derken, fazıl topluluk derken, erdemli topluluk, toplum derken, buradaki erdemli olması gereken ideale ilişkin bir kavramsallaştırma değil. Erdem. Tamamlanmış, mükemmel olmuş, kamil olmuş, tekamüle ermiş topluluk türünün ilk birimi. Polis, yani şehir, işte Farabiyen bir perspektifte söylersek, arkasından ülke, arkasından daha uzma dediği bütün bu ülkeleri içine alan bir kavramsallaştırma. Dolayısıyla biz sadece polis üzerinden gidersek, devletin amacı ise iyi yaşamda saklıdır. İyi yaşam her insanda doğal bir erektir. Devlet de doğal bir varlıktır. Dolayısıyla doğaldır aynen Platon'da olduğu gibi. İnsan doğası gereği iyi yaşama ulaşmaya çalışan bir varlıktır. Çünkü insan konuşma yetisi, doğal logikon yani konuşma nutkiye ve logikon akıl yürütme yani nedir mantık işte neyse konuşma yetisi. Dolayısıyla böyle bir şey. İşte ancak devlette iyi olabilir. Dolayısıyla yurttaş kendi doğasını geliştirmesini, iyi yaşama ulaşmasının ve yetkinleşmesinin tek yolu siyasal yaşam için devlet içinde gerçekleşir. Yani siyasal toplum içinde gerçekleşir. Yani koinonia politikon ya da medinetil fazıla ya da polis. Bak teleolojik görüşün geldiği toplum tasavvuru bu. Aristoteles tabi bu anlamda akılsal yetkisini kullananların yani daha üstün olanların daha alttakilerini yönetmesini de şundan benzetir. Mesela köleliği meşru görür. Kölelik Aristoteles'e göre meşrudur. Efendi ve köle ilişkilerini tartışır. Kölelik doğaldır der. Köle araçtır, köle insan değildir çünkü. Çünkü Aristoteles insan olmak, yurttaş olmak demektir. Polise ait olmak demektir. Polise ait değilseniz idiotsunuzdur. Eksi yani olmaz. Yönetilen meselesinde ruh beden ayrımı çerçevesinde zihin bedeni yönetiyorsa, doğalsa, zihin bedeni yönettiği söyler Aristoteles. Efendinin köle üzerindeki yönetimi de doğaldır der. Yani daha iyi olanlar, yani aklını kullananlar, yani işte akılsal vesaire daha değersizleri yönetecektir. İşte yurttaşla devlet arasındaki ayrım değildir.
devlet adamı arasında ayrım doğaldır yurttaşlarla. Çünkü o daha üstte. Kölelik ekonomik anlamda bir araçtır. Köleler üretimin bir parçasıdır. Dolayısıyla aile içindeki eşitsizlik de hiyerarşi kuruluyor. Baba, çocuklar, karı, koca ve efendi, köle. İşte siyasal, yani nasıl ki aile içerisindeki bu eşitsiz iktidar ilişkileri, siyasal yaşamda da iktidar biçimlerinde de bir benzerlik kuruluyor. Babanın aile üzerindeki çocuklar, kadın ve neyse onun hizmetkarı, köle üzerindeki hakimiyet otoritesi, kralın uyruklar üzerindeki otoritesine benzer. Dolayısıyla aklını, der ki Aristoteles, aklını yeterince kullanamayan, bunu kızacaklar, hepimiz kızıyoruz tabii, aklını yeterince kullanamayan kadını erkek yönetecektir der. Ama der ki, bir devlette diyor, aklını kullanamayan kadın, aileyi yöneten diyor erkeğe boyun eğecek, köle efendiye tabi olacak, yönetenler daha değersiz olan yönetilenler üzerinde üstünlük olacak, dolayısıyla köle itaat edecek. Şimdi servet meselesinde Aristoteles biliyorsunuz mülkiyete karşı değil. Platon mülkiyete karşıydı en azından devlette. Nomoi de biraz bunu gevşetse de yine de polisin amaçları doğrultusunda mülkiyet kullanılmalıdır diyor. Aristoteles tamamen mülkiyeti, özel mülkiyeti ve aileyi kabul ediyor. Eğer bir insanın diyor çocuk sahibi olması ve diyor özel mülkiyete sahip olursa diyor kişi diyor daha çalışkan ve üretken olur diyor. Dolayısıyla diyor polisin amaçlarına ve dolayısıyla kendisine daha çok hizmet etmiş olur diyor. Böyle bir serveti ve yani mülkiyet meselesini ve şeyi aileyi kabul ediyor çocuk sahibi olmayı. Dolayısıyla yurttaşlar diyor mutlaka yönetimde yer almalıdır diyor. Bu çok önemlidir, özeldir. İyi yurttaş olmak için ne gerekti? Polis içerisinde şehirde gerçekleştirilmesi gereken bir işlevi. Yani herkes üzerindeki var olan rolü, işlevi en iyi biçimde gerçekleştirirse iyi yurttaş mümkündür. Günümüze bir bakalım. Hiç kimse bulunduğu pozisyonu beğenmiyor ve gereğini yapmıyor. Mutlaka ya bir üste, ya ben buraya yerim bura değil, lanet olsun nereden düştüm buraya? Ya bir şuradan bir kurtulsam, başka bir işe geçsem, başka bir şey olsam. Şey ondan sonra falan filan ya da hani stoacılıkta geldiğimizde daha tartışacağız. Yani şu anneden şu babadan niye doğdum? Şu şehirde niye doğdum? Türkiye'de niye doğdum? Böyle olmasaydı şartlarım var. Müthiş bir şikayet, müthiş bir şey var, tamam mı? Böyle bir şeyimiz var. Abi diyor ki Aristoteles, Platon'dan gelen etki tabii. Polis içinde herkes kendi yetisine uygun bir işi yapmalıdır Platon. Ve bu uygun işi yaparken de o işin ereği neyse gereğini yerine getirdiğinde iyi yurttaş olur. Yani gerek, erek ve gerek meselesi. Yani dolayısıyla herkes rolünün ereğini yerine getirirse o zaman mutlu olacaktır. Ve dolayısıyla polise uygun iyi bir yurttaş olacaktır. Kadın ve köleler zaten yurttaş değil. Çünkü emeğiyle geçinenler, esnaf senatkarlar da yurttaş değil. Çünkü bunlar emeğiyle geçindiklerinde yani düşünmek için, yönetmek için vakit olmayacaktır. İşte bu da iş bölümü kavramını çıkartıyor. İş bölümünün olduğu bir yer ancak şehirde mümkündür. Köyde iş bölümü yoktur. Köye, şehire geldiği zaman birileri yönetecek, düşünecekler. Öbürleri de onların geçimlerini sağlamak için üretecekler. İşte bu Platoncu etki. Bunu da söylememiz lazım. Çünkü dolayısıyla herkes işte zorunluluğun alanına ait olanlar var, özgürlüğün alanına ait olanlar var. Özgür olamayanlar zaten yurttaş olamaz. Özgür olamayanlar yönetemez ve düşünemezler. Ama zorunluluğun alanı emeğiyle yani geçinmek zorunda olanların düşünmeye vakitleri yoktur. İşte ileriki yıllarda ta Karl Marx'ın kapitalizme ve sanayiye karşı vesaire işçilerin sömürülmesine vesaire karşı çıkmasının nedeni bu. 15-16 saat çalışıyorlar, bunların düşünmeyi bırakın. İşte düşünmeye vakitleri olmaz, tiyatroya gitmeye vakitleri olmaz, okumaya vakitleri olmaz, entelektüel gelişimlerini geliştiremezler. Müthiş bir şekilde tabii sömürü olur diye yani Karl Marx'ın karşı çıkışının arkasındaki ve işte sonra sosyalizm, Marksizm'in gelişmesi ve kapitalizmin kendi içerisinde kendini iyileştirmeye doğru gitmesinin arkasında da bu vardır. Yani tamamen boş zaman meselesidir. Boş zamanınız yoksa boş zaman, demek boş zamanda kitap okurum, müzik dinlerim anlamındaki boş zaman değil yani. Bu boş zaman gerçekten en etkin, en üretken alandır. Yani boş zamanı olmak meselesi. İşte hepimiz bir yerde çalışıyoruz. Boş zamanımız yok ki.
hepimiz bu anlamda Aristoteles'in anlamda zorunluluğun alanına aitiz. Ama maalesef yani biz dolayısıyla entelektüel gelişimimizi, bilişsel gelişimimizi geliştirmemiz çok zor, mümkün değil. Aristoteles işte dolayısıyla tüm siyasal varlıkların gerçek doğasını ortaya koymaya çalışıyor. Anayasa Aristoteles'te erklerin dağılımı olarak çok önemli. Hatta bu anlamda yasama, yürütme, yargı meselesi Aristoteles'e çok belirgin olmasa da görevlerin erk, yani güç görevlerinin, erk görevlerinin dağılımı ve egemenliğin her toplumun gerçekleştirmeyi amaçladığı hedefin belirlenmesi açısından çok önemli. Devletin amacı dediğimiz gibi en yüksek iyiyi gerçekleştirmektir. En iyi amaçlaması bakımından diğer birleşme türlerinden farklıdır. Devlet, yani polis, kent devleti en iyi amaçlaması bakımından diğer birleşme türlerinden, köy, aile vesairelerinden farklıdır, yücedir, üstündür. Buradaki birliği, ya peki polistek bu en yüksek amacı gerçekleştiren şehirdeki ama şey nedir? Ortak yararı sağlamaktır. Ortak yarar. Aristoteles'e yine sihirli bir kavramdır. Dolayısıyla devletin birliğinin temeli ortak yarardır. Bu stoacılık da kendin için değil toplum için yap meselesi gibi. Dolayısıyla yalnızca şimdi Aristoteles bu çerçevede yönetim biçimlerini tasnif eder. Biliyorsunuz Platon'da kökleri vardı. Patriarşiden başlıyordu, tiranlığa kadar gidip oradan yönetimlerin döngüsel dolaşımı vardı. Bunu daha sistematik hale getiren ve günümüzde bütün yönetim biçimlerinin temeli olacak olan 6 tane yönetim şeklinden, 3 tane yönetim şeklinden bahseder Aristoteles klasik anlamda. Birisi monarşi, ikincisi aristokrasi, üçüncüsü politeia. Monarşi, iyi, tekin, iyi ve yasaya uygun yönetimi demektir. Olumludur Aristoteles'te. Tekin, tek. Bir, kim yönetiyor? Aristoteles kim yönetiyor? İkincisi şeye bakar, nasıl yönetiyor? Kim yönetiyor? Tekin yönetimi yasaya uygunsa ve ortak yarara uygunsa, ortak iyiye uygunsa tekin yönetimi doğrudur. Peki bu bozulursa, ortak yarara uygun olmazsa, yasaya uygun olmazsa neye dönüşür? Tiranlığa dönüşür diyor. Dolayısıyla keyfi yönetim ve işte keyfi bir yönetim olursa, yasaya uygun değilse, ortak yararı gözetmezse, tikel çıkarları gözetirse, tümel çıkarları değil de tikel çıkarları gözetirse bu ne olur? Olur, tiranlık olur. Tikel çıkarlar. İkincisi aristokrasi, bir grup ailenin soylu, bilge, neyse bir grup insanın ortak yarara, ortak iyiye ve yasaya dayalı yönetimidir. Bu bozulursa ve bir grup aile artık kendi zenginliklerini falan filan düşünmeye başlarlar, servet edinirler ve diğerler üzerinde tahakküm kurmaya başlarlarsa, aristokrasi bozulduğunda zenginlerin yönetimi diyebileceğimiz bir küçük grup azınlığın, zengin bir küçük grup zengin azınlığın yönetimi anlamında oligarşi, oligarklar yönetimi. Oligarşi oluyor. Politeia ise halkın, toplumun, tümünün, yani bu anlamda biraz cumhuriyet vesaire gibi kavram da gelebilir buradan. Topluluğun tümünü, yurttaşların ortak iyiye, ortak yarara uygun olarak ve yasaya uygun yönetimidir. bu bozulursa demokrasi olur. Dolayısıyla ortak iyiye ve yasaya uygun hareket etmezse yönetenler kesimi, yani toplumun tümü halk, dolayısıyla tikel çıkarları ve kaos, kargaşa, işte herkes her şeyi ister falan, menfaatler, çıkarlar falan filan peşine koşulmaya başlarsa demokrasi olur. Aristokrasi, demokrasi, oligarşi, yani bir toplumda aristokrasi, Aristoteles, oligarşiden kısmen servet edinmeyi meşru görerek, demokrasiden de halkın yönetime katılımını ve etkinliğini ve ılımlaştırmasını ele alarak ikisinin arasında karma bir şey yönetimin iyi olacağından demurur. Yani oligarşiyle şeyin, demokrasinin oluşumu biraz politeia işte geliyor. Dolayısıyla yönetim biçimlerini ayırmak için ölçütleri koyuyor. Bu ölçütler biraz önce söyledik. Ortak yararı gözetiyor mu, gözetmiyor mu? Kimin yönettiği ve en önemlisi adalet. Biraz önce adalete değindi. Aristoteles adalet orantılı eşitlik ve eşitler arasında eşitlik olarak. Yani Platon'da adalet orantılı eşitliktir. Aristoteles'te daha hakkaniyete dayalı. Herkesin hakkı olan pay almasıdır. Eşitler arasındaki eşitliktir Aristoteles'te.
Ancak adalet iyilikle birlikte yorumlanır. Aristoteles eşit olanlar eşit haklara sahip olmalı, eşit muameleye tabi tutulmalı der. Farklı sınıflar adalet meselesini yanlı algılarlar. Mülkü olanlar kendilerini üstün görürler. Özgürlük bakımından eşit olanlar herkese politik haklar verilmesin, tanınsın der demek olur. Dolayısıyla diyor ki adalet dediği şeyin amacı Aristoteles'te, yani hakkaniyete dair adalet, yani bir taraftan da Aristoteles'te sadece eşitler arasındaki bu adaletten değil, bir de birisinin eşit olan durumu bozulmuşsa bunu da bozulmayı ortadan kaldırmak için bir düzeltici adalet şeyde prensibi de Aristoteles'te var. Bunu tabii daha sonra eğer siyaset teorisi ya da modern siyaset teorisi dersinde göreceksiniz. John Rawls'lar falan da bu temellerden tartışıyor ama çok farklı noktalara tabii biliyorsunuz. John Rawls bir adalet kuramı. Devletin amacı ne tam olarak adaletsizliklerden kurtulmak ne de ticaret yoluyla para kazanmak, servet edinmek değildir. Devletin amacı iyi yaşamı sağlanmasına katkılar bulunmaktır. İyi yaşamı sağlamak için de soylu eylemlerde bulunmaktır, iyidir. En iyi olan iktidara gelmeli. Adalet ancak iyilikle birlikte yorumlanabilir. Dolayısıyla yönetimlerin gerçek adalete dayanması, ortak iyiliği amaçlayan anayasaların mutlak adalete uygundur. Yani adalet ortak iyi üzerinden temellendiriliyor. Yönetim biçimlerinden üzerinde durduk. Dolayısıyla politeia Aristoteles'te kurulabilir en iyi devlettir. Aristoteles'te devrim kuramı var. Buradan biraz kısmen bahsedelim. Devrim niye olur? Yani alt üst olma. Zalimlik ve kar sağlama dürtüsü. Eşitliği savunanların kendilerinden fazla zengin olanlara karşı ayaklanmaları. Eşitsiz bir dünyayı savunanlar kendilerine daha az pay kesildi diyenler. Yani zenginlik bir azınlıkta sadece toplanmışsa. Dolayısıyla oligarşilerde mesela aşırı eşitsizlik var ve baskıcı bir yönetim vardır. Dolayısıyla demokrasilerde ise zenginlerin yönetime karşı birleşmesi söz konusu oluyor. Yani dolayısıyla devrimi önlemenin yolları yasalara uymaktır. Aşırı eşitsizliklere fırsat vermemek gerekir diyor Aristoteles. Aşırı eşitsizliklere fırsat vermemek. Adalete dayanan bir yönetim kurmak. Yöneticiler sınıfsal dengeleri izleyecekler. Yönetici sınıflar para kazanmamalı, aşırıya kaçmamalı. Yani ifrat ve tefritten uzak olmalı. İşte ılımlılık dediğimiz, ölçülülük vesaire meselesi budur. Bu anlamda kurulabilir en iyi yönetim politeia. Politeia mülkiyetin aşırıya kaçmadığı, yasalar yoluyla yöneticilerin sürekli ve sıkı bir denetime tabi kılındığı bir rejimin adı. Mülkiyet aşırıya kaçmayacak, mülkiyeti olumluyor. Ama etkin katılım çok önemlidir. Yani demokrasi vesaire açısından orta sınıfa dayanır. Hani bugün iktisatta da tartışılıyor ya, orta gelir tuzağı falan olursa toplum çöker ekonomik olarak falan diye. Aşırı zenginlik, aşırı yoksulluk olmamalı. En iyi yasa koyucular orta sınıftan çıkar diyor. Politeia bir ideal tiptir. Ona yakın olanlar en iyi, ona uzak olanlarsa kötü yönetimdir. Dolayısıyla ideal devlet erdemli yönetimdir. Bundan bahsettik. Dolayısıyla ideal devlet Platon'un bu ikinci en iyi yönetim modelinin aslında bir benzeridir. İyi bir devlet aslında iyi bir hayattır. Kendi kendine yeterlidir. Nüfus, büyüklük vesaire anlamında. Böyle bir Aristoteles portresi kısaca söylemek istedim. Bu bilgi teorisinden toplum ve siyaset tasavvuruna kadar giden, hakikaten benim her zaman okudukça çok beslendiğim, çok önemsediğim bir düşünür. Aristoteles'i çok derinlikli okumak gerekir. Ben derim hep Platon çok büyük düşünürdür ama Aristoteles ondan büyük düşünürdür. Boynuz kulağa geçmiştir derim ama boynuz olmadan da kulak olmuyor. Onu da söylemek lazım. Madde ve form meselesine belki uyarlanabilir. Platon olmadan Aristoteles olamazdı. Yani dolayısıyla bütün düşünce birikimi böyledir. Bütün insanlık tarihine falan baktığımız zaman biz kendimizden öncekiler olmadan biz olamayız. Yani dolayısıyla böyle bir deneyim, tecrübe hep beslenerek gider gelir. Ama Aristoteles felsefeyi bu anlamda
yeryüzüne indirmek anlamında tasavvur edilir kabaca, ama felsefenin gerçekten ne olduğunu, hayatımızda ne teşkil etmek istediğini anlaması, açıklaması ve bunu da ortaya koyması anlamında hakikaten düşünce tarihi açısından, insanlık tarihi açısından çok önemli, büyük bir birikimdir. O kulak ve boynuzlara çok şey borçluyuz. Her türlü eksikliklerine, her türlü görüşlerine, ama döneminin insanlar olduğunu da bilmemiz lazım. Yani buradan bakarak, yani böyle kadın, köle, bu ne diyor falan kardeşim falan filan bağlamında bakmamak lazım. Yani döneminin koşulları açısından bakmak lazım. Döneminin koşulları açısından baktığımızda çok önemli. Aristoteles, ama bir taraftan da Aristoteles, İskender'in hocası biliyorsunuz. Büyük İskender, Helenistik dönemini başlatan bir büyük ufku olan komutan. Çanakkale'den bir giriyor ki Ege kıyılarından Akdeniz, işte Babil, Mısır, Babil, Mezopotamya, Pers ve Hint'e kadar gidiyor. Hatta Hint'te kendisine hizmet etmek isteyen bir cariye kadına aşık oluyor. Onunla evlenmek istiyor. Aristoteles o dönemde Makedonya yönetimi Atina'da, eski Yunan'da hakim. Hepsi, bütün bu yönetenler, soylular ayağa kalkıyor. Ne demek? Doğası gereği yurttaş, iyi olan bir Büyük İskender'in köle olan, daha doğrusu insan olmayan bir kadınla, cariye bir köleyle evlenmesi mümkün değildir de karşı çıkıyorlar, ama buna rağmen İskender evleniyor. Dolayısıyla Helenizm dönemi dediğimiz dönem böyle başlıyor. Helenizm bir tarafta milli şeycilik de okunur, milliyetçilik, ama kültürler arası karışım demek. İşte bu da buradan stoacılığa doğru gidecek olan bir şeydir. Kozmopoliten dünya yurttaşlığı meselesi. Aristoteles ve eski Yunan mantığında biliyorsunuz uygar ve barbar ayrımı vardır. Uygar olmak, polise ait olmak ve bir yönetimi sahip olmaktır. Yurttaş olmak demektir uygar olmak, insan olmak demek. Barbar ise, daha doğrusu uygar olmak, düşünen demektir, konuşan demektir. Barbar ise bu eski Yunanların ya da Atinalıların falan karşısındakiler ise barbar konuşuyorlar. Ne konuştuklarından bir şey anlaşılmıyor. Bunlar yani dolayısıyla düşünen ya da konuşan varlıklar değil, barbar kavram buradan geliyor, ayrımcı bir varlık. Daha sonra tabii dikotomik bir ayrım, daha sonra doğu, batı, gelenekselci, modern falan gibi de bugünkü tasniflemeler hep dikotomik devam eder. Dolayısıyla bu berberi kavramının da bu barbardan geldiği de söylenir. Bu hani berberi kavimler falan diye İbn Haldun'un berberi kavimler üzerinde tahlillerini mukaddimeden falan görürüz. Dolayısıyla bu barbar meselesi vahşi, yani daha doğrusu medeninin tam zıttı anlamında kullanılan bir kavramsallaştırma olarak Büyük İskender bu anlamda bir Great Alexandros filmini izlememişseniz mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Büyük İskender filmi. Onun dışında eski Yunan'la ilgili olarak şimdi aklıma gelmedi, önemli filmler var. Mesela Spartaküs, köle ayaklanmaları anlamında önemli. Roma'ya doğru geçerken Gladiator çok çok önemli, yani şu film olarak. Eski Yunan'ı tarif ettiğimizde, felsefeyi, teoriyayı tarif ettiğimizde eski Yunan'ı imleyen en önemli mekan tiyatrodur. Söz söyleme sanatının çok önemli olduğu, ama Roma'ya gittiğimiz zaman Roma'yı imleyen en önemli simgesel birim arenadır. Roma'da güç vardır, mücadele vardır, savaş vardır, kendini göstermek vardır. Bunu Gladiator filminde görürsünüz, ama Atina'da Pisagor'un o daha önce söylemiştim de olduğum teoriya falan filan dediği siteler arası dolaşan insanlar neye bakarlar, neye derler, gözlemlerler falan filan dediğim o teoriya daha çok tiyatroyla ilgilidir. Tiyatro onun için çok önemli. Şimdi dolayısıyla burada böyle hızlı bir döngüsel dönüşüm yaptım. Bunun amacı şu, biraz daha Aristoteles'ten ve eski Yunan'dan sonra Roma'ya geçerken siyasetin, yani politikanın bağlamının değişmesiyle birlikte, mekanının değişmesiyle birlikte siyasetin tanımı da değişiyor. Yani tanımı derken siyasetin işlevi, siyasetin birisi site devletindeki bir siyaset tanımlamasıyla, mesela Aristoteles bir imparatorlukta yaşasaydı siyaset tasavvuru nasıl olurdu? Politika tasavvuru nasıl olurdu? Hep düşünmüşümdür. Çünkü imparatorluk çok farklı bir siyasal toplumsal birim, entity, ama polis başka bir toplumsal birim. Burada çok ciddi bir farklılaşma var siyasetle ilgili. Hatta çok ilginçtir. Mesela Hristiyanlık ve Yahudilik hangi topraklarda daha çok ortaya çıktı? Roma'da. İmparatorluk mesela tek tanrı doğru gidişatla
siyaset iktidarı merkezileşmesi arasında bir paralellik kurulabilir mi? Bu da bunun üzerinde de düşünmenizi istirham ederim. Yani site devletleri irili parçalıydı, tanrılar da irili parçalıydı. Tanrılar panteonu vardı. Ama merkeziyetçilik ve monarşi ve krallıklar falan ortaya çıkıyor. Tam bir tek tanrıya doğru bir gidişat var değil mi? Yahudilik ve arkasından Hristiyanlığa doğru. Bu da öyle bir perspektif olarak sunulabilir. Evet, teşekkür ediyorum arkadaşlar. Muhammed, ağzına sağlık. Çok çok teşekkürler. Gelecek hafta arkadaşlar işte bu büyük Aristoteles'i, büyük üstadı, muallimi evveli en önemli eserlerinden birisi olan Nikomakos'a etikle biraz daha Aristoteles'in yaptığı gibi masaya yatıralım. Ayrıntılı olarak sunumlarımızı yapıp orada daha anlayamadığımız şeyleri tartışalım. Eklemek isteyen bir şey var mı? Eklemek istediğiniz, açıklamak istediğiniz, sormak istediğiniz. Zaten Aristoteles bitmedi. Belki iki hafta daha gidebilir. Yani hep tartışacağız, üzerine duracağız. Nikomakos Etik, arkasından Politika kitabı. Muhtemelen iki hafta bizi uğraştıracak. Ama uğraştırsın, önemli değil. Derinliklerine girersek, biraz daha bu temelleri alırsak, modern, çağdaş felsefede ve toplumsal ve siyasal teorileri daha iyi kavrama şansımız olacaktır. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Dersimiz burada bitiyor. Hepinize sağlıklı, iyi günler diliyorum. Bu arada tabii aklıma da gelmedi. İzmir beni çok üzdü. Hem Türkiye'nin koşulları açısından üzdü. Çok canımı sıktı yani bu anlamda. Zaman zaman yazıyoruz, paylaşıyoruz. Deprem bizim vakamız. Bilimsel bir gerçek. İşte Aristoteles olsaydı ne derdi? Form derdi ona. Doğanın formu. Ama biz insan olarak insan formumuzu yerine getirmiyoruz. Yani buna ilişkin binalarımız vesaire, Türkiye'nin işte kanayan en önemli yaraları hala devam ediyor. Bu konuda hala her zaman biz hatırlamıyoruz, unutuyoruz, sonra da ölüyoruz. Rahmet diliyorum bütün ölenlerimize ve hepsine. Geride kalanlara geçmiş olsun, İzmir'e geçmiş olsun. Çok önemli, hakikaten çok yakıcı bir şey. Her an işte biz Kocaeli'deyiz. Bir kısmımız burada, bir kısmımız başka yerde. Burası en büyük deprem bölgesi. Hepimiz ölebiliriz ama bu bir kere 3 gün, 5 gün yaşanıyor. Bütün yetkililer konuşuyor ama ondan sonra unutuluyor. Maalesef böyle bir gerçeğimiz de var. Böyle bir sorunumuz da var. İsyan etmemek için kendimizi zor tutuyoruz maalesef. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar. Sağ olun hocam. Sağ olun hocam. İyi günler. Hocam.